gibi. Yani zaten endoskopinin başlama nedeni, nöroendoskopinin başlama alanı hidrosefali. Ondan sonra diğerleri gelmiş ve çok ilginç bir şey var. Bu çalışma alanlarının çok büyük bir kısmı pediatrik e, çağdaki hastalıklar, hastalar için. Öyle olunca biz pediatrik nöroşürojenler olarak a, en büyük katkımızı bu alanda verdik beyin cerrahisine. Yani endoskopi hala pediatrinin e, büyük oranda hakim olduğu bir daldır. Ama şimdi spinalci arkadaşlar e, spinal endoskopiler yapmaya başladılar. Kaide cerrahlarımız çok iyi e, ameliyatlar yapıyorlar. Ve fakat yine hala biraz sayı olarak biz öndeyiz gibi görünüyor. Bu bizim klinikte daha önce yaptığımız sevgili Elif'le beraber çalışırken endoskopik girişim sayısı yılda yaklaşık 200 endoskopi yapılıyordu Ege Üniversitesi'nde ben oradayken. Ve bunların çoğu bakın bu maviyle işaretli olanlar pediatrinin uğraştığı endoskopi alanları. Yani biz sadece epiduroskopi yapmıyoruz veya işte fa çok fazla kaide cerrahisi yapmıyoruz. Onlar yetişkinlerinden ama bunun dışındakilerin hepsini hemen hemen bütün intraventikler, nöroendoskopik girişimleri pediatri grubu yapıyor. İşin ilginç yanı şu. Bunu asistan arkadaşlar için e, şey söyleyeceğim. Çevremiz çok şey yapıyoruz. Aa, biz beyin yüz şuyuz, yüz falan filan diye. Ama ilk nöroendoskopik girişimi yapan adam bu adam. Zaten gördüğünüz gibi... Victor e, Darwin Lespinas yani yapmış gibi duruyor bak o pozu da öyle vermiş. Ben hep aynı espriyi yaparım. Bu adam aslında bir ürolog. E, ürolojik cihazlar kullanarak bir e, beyin endo şey nöroendoskopik girişim yapmış hidrosefali için yine. Hep hidrosefali tedavi etmeye çalışmışlar ilk bu işi yapanlar, ile uğraşanlar. Çünkü çok önemli bir şeyi var bunun da, nedeni var, teknik bir nedeni var. Önce bir ürolog yapmış çünkü Ürologların cerrahi aletleri, onlar bizden daha önce endoskopi yapmaya başlamışlar ve onların cerrahi aletleri suyun içinde çalışmaya uygun. Tamam mı? Aynı bizim gibi. Biz de suyun içinde çalışıyoruz nöroendoskopi endoskopi yaparken. Onlar da suyun içinde çalışıyor. Ve fakat adam bir ürolog olduğu için yazık ilk olarak şu girişimi yapmış. Gitmiş ve koroid plexus koterizasyonunu yapmış. Yani demiş ki idosefali var. Baba biz bu işi nasıl şey yapabiliriz, çözebiliriz? Bu BOS, beyin omurilik sıvısı nereden salgılanıyor? E, şeyden salgılanıyor, koroid plexus'tan. Demiş ki ya gidelim yakalım o zaman koroid plexus'u. Bu, hani bunun miktarını azaltalım ve öyle olunca bu havuz problemini çözmüş oluruz. Fakat küçük bir sorun var. Victor e, Darwin Lespinas'ın bilmediği. Beyin omurilik sıvısının hepsi, birincisi koroid plexus'tan salgılanmıyor. Artık biliyoruz ki parankimden ve bir başka bazı alanlardan da koroid plexus salgılanıyor. O yüzden yani Coreplex'in şey, eee, beyin omurilik salgılanmasını tam olarak e, kontrol altına alabilmeniz mümkün değil. Birincisi bu. İkincisi şu. Zaten hidrosefalide sorun aslında şey değil. E, beyin omurilik sıvısı üretimi değil. Hani siz hiç gördüğünüzü bilmiyorum Coreplex papillonları haricinde elimizde böyle örnek yok çok fazla. Bos salınımı hiçbir zaman sorun değil. Her zaman sorun bosun emilimi veya ulaşılması, ulaşımında yani bosun emildiği yere ulaşılmasında sorun var. Tamam. O yüzden Darwin'in ki başarısı olmuş ama e, bir beyin cerrah, bir de beyin cerrahlarının üstadlarından Walter Dandy demiş ki yaş, arkadaş, yani çok basit bir şekilde yine endoskop kullanalım ama gidelim lamina terminalisi açalım. Bugün hala bizim e, özellikle kafa kaydı cerrahlarımızın yaptığı bir girişimdir biliyorsunuz. Lamina terminalisi açtığınızda ne oluyor? Lamina terminalisi açtığınızda üçüncü ventrikülle sistemler alanı birleştirmiş oluyorsunuz. Böylece yukarıdaki her iki üç ventriküldeki herhangi bir obstrüktif hidrosefali tedavi etme şansınız oluyor. Zaten birazdan bahsedeceğim üç, endoskopik üçüncü ventrikülostum. Bunun aynısı. Tamam. Oraya gelince bahsederiz. En güzel, en çok şey yaptığım insanlardan bir tanesi Jason Mixter. Bu da çok eski gene bizim taşlarımızdan bir hocamız. Ee, gene üreteroskop kullanmış bakın. Yani e, 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 ürologların e, e, aletlerinden kullanmış ve ta 1923'te daha daha yani elimizde BT yok, MR yok, bir tek ventriculography var. Sadece bunlar varken ve boz fizyolojisini hiç bilmediğimiz bir zamanda yani veya çok az bildiğimiz bir zamanda 3. ventikülostominin işe yarayabileceğini söylemiş ve bunu cerrahi olarak da şey yapmış, göstermiş. Son olarak da şu hakkını vermeliyiz. E Gerard Guyo bir Fransız cerrah. O da ürologların cihazlarını <laughs> kullanmaktan bıktığı için ya bizim kendimize özgü cihazlara ihtiyacımız var deyip gerçekten modern nöroendoskopik e, setleri oluşturmak o, oluşturmuş ve e, neye ihtiyacımız varsa bunları çizmiş ve firmalara ürettirmiş. Şimdi geçen Kamil Hoca'yla bu konuyla ilgili bir tartışmıştık. Hani o endoskopu burada kullanabilir miyiz? Bu endoskopu burada kullanabilir miyiz falan filan gibi. Bu maalesef mümkün değil intraventiküler kullandığımız nöroendoskoplar işte onların bir tanesinin örneği bu. Ben yıllarca bunu kullandım. Hala da onu kullanıyorum. Notte endoskop. Bu Torzun bir endoskopudur. Endoskopu yani bu endoskopun şöyle bir özelliği var. E, e, bir tane çok büyük bir çalışma kanalı var bu 2.9 milimetre. Bu endoskopun şeyi e, ne derler kalınlığı 6.1 milimetre uzunluğu 13 santimdir. Ancak bu endoskopu tek başına da beynin içinde kullanamazsınız. Çünkü bunun ucu Küt yani düz bir ucu var. Bunu beyne sokmaya kalkarsanız muhtemelen e, yani darmadağın edersiniz. Bir sürü vasküler hasara yol açarsınız. Bunu kullanamayacağınız için şöyle bir alet kullanıyorsunuz. Öncelikle bir tane holder sistemi var. Aslında bu bizim her zaman kullandığımız Leyla sistemin neredeyse aynısı. Yaşargil'in kullandığı. Onun biraz daha gelişmişi. Bir holder sistemi var. Bunun içinde bir obturator var. Bu obturatorun ucu kün şey e, ne derler e, konik şeklinde. Ancak şey değil, sivri değil. Yani aslında bir ventriküler kateter gibi çalışıyor. Siz bu ventriküler kateteri şeye gönderiyorsunuz e, öncelikle ventrikülün içerisine holderla birlikte. Ondan sonra bunun içindeki stileyi çıkarıp onun içinden e, sokup orada çalışıyorsunuz gibi. Yani o yüzden çok unik bir alet bu. Yani bunu mesela örneğin spinalde kullanmamız veya spinalde kullandıklarımızı beyinde kullanmak çok büyük sorunlara yol açar. Yine asistan arkadaşlar için. Hidrosefalinin temel şeyi dedim ya endoskopide temel olarak yaptığımız iş bu. Yani bizim yaptığımız işin neredeyse endoskopide yüzde doksanı endoskopik üçüncü ventikülostomi. Endoskopik üçüncü ventikülostomi ile ilgili size bir iki ufak tefek bilgi vereyim. Ondan sonra şey yapalım. Çünkü burada göreceklerinizin hemen hemen hepsi bu yöntemle yapılmış ameliyatlar göstereceğim videoların. Bir kere şunu unutmayalım. Endoskopik üçüncü ventikülostominin amacı sisternal. Ventiküler alanda sisternal alanın komünikasyonunu sağlamaktır. Yani beyin omurilik sıvısının örneğin bu örnekte bir pinal bezde bir tümör var. Aquadax sistemi bu aslında bildiğiniz. Aquadax'ta iki tane alternatifiniz var. Aquadax'ta açabilirsiniz veya endoskopik üçüncü ventrikülostomi. Yani üçüncü ventikülün tabanını interpedinküler sisterna ile birleştirebilirsiniz. Yani şu bölgeyi. Bu size ne sağlar? Beyin omurilik sıvısının nerede üretildiği koroid plexus En çok nerede var? Lateral ventikülerin ve üçüncü ventikülün içinde. Burada üretilen bosun konveksiteye dağılmasını veya beyin sapının yuvarlak olduğunu düşünün ki yuvarlak, etrafından dolaşıp dördüncü ventüküle ulaşmasını sağlar. Dördüncü ventüküden sonra da luşkalar ve magende aracılığıyla yeniden konveksiteye doğru beyin omulik sıvısı gider. Yani şunu söyleyebiliriz. Endoskopik olarak yaptığımız girişimler sadece non-communicate hidrosefali de kullanılabilir. Hidrosefali için konuşuyorsak eğer. Bunun temel şeyi de ee, ne derler? Modeli de akvadak stenozudur. Akodak stenozunda yapabileceğiniz en iyi cerrahi girişimlerden bir tanesi. Endoskopik üçüncü ventrikül. Ve hemen hemen her zaman frontal frontalden yapılır. Tamam Frontalden koronal sütunun bir santim önünden mid pupiller hattan küçük bir bör açıp bu bör içerisinden e, girilerek transparankimal geçilerek yapılan bir cerrahi girişimdir. Ve ulaşabileceğiniz yerler şunlar. Lateral ventriküle ulaşabilirsiniz. Üçüncü ventriküle ulaşabilirsiniz. Eğer elinizde bir fiberoskop veya flexible endoskop varsa dörde de ulaşabilirsiniz. Tamam Ventiküler için, ventikü işe içi çalışmak için güzel bir şey, alet. Peki, pozisyon nasıl? Pozisyon böyle aslında. Ee, eğer, gene yaptığımız dedim ya, çoğunluğu E3V olduğu için veya lateral ventikül ulaşmak istediğimiz için süpün pozisyonda ameliyat yapıyoruz. Süpün pozisyonda ameliyat yapıyoruz. Hemen hemen her zaman sol tarafımızda anestezis, sağ tarafımızda ise çalışma masamız oluyor. Yani hemşiremiz oluyor. Ve monitör her zaman hastanın ayak ucunda ve karşı tarafta duruyor. Bunun bazı istinaları var. Göstereceğim size birazdan. Bu Elif'in şu anda şey yaptığı holder. Bu holder'ı kullanmak, kullanmayan cerrah arkadaşlarımız da var ama ben kendime güvenmiyorum. O kamera ve teleskop, beyne girdiğimiz aletler çok ağır aletler. Çalıştığımız alan çok küçük. Orada kontrolsüz bir hare harekette. Hani bir de düşünün ki frontalden giriyoruz. Düşeceğiniz yer beyin sapı, mezensef olalım. Öyle olduğu için, e, bakın teleskop masada duruyor. Henüz takılmamış kameraya. Bu lotanın kamerası. Bunu takacağız ve bu gerçekten ağır bir alet olacak. Ama freehand çalışan arkadaşlar da var. Bakın şimdi Elif açarken burada holder var. Holder'ın ucunda şu anda obturator duruyor. Endoskop değil. Yani önce bu burholu açacağız. Bu burholu açtıktan sonra bu obturatoru şeye ulaştıracağız. Ventüküle ulaştıracağız. Ventüküle girdiğimizden emin olacağız. Stile'yi çıkaracağız. içinden boz gelecek. Ondan sonra diyeceğiz ki abi ver oradan şeyi bize. Teleskobu işte. Girdikten sonra teleskobu alacağız. Ve yani içine gireceğiz. Holder'ın bize yararı ne? Holder'ın bize yararı şu. Yukarıdaki bakın bu holder'ın kilit mekanizması. Benim şu anda sağ elimde duran. Şu anda açık. Beynin içinde dolaşabiliyorum. Ama yani onu kapattığım zaman holder neredeyse orada taş gibi duruyor. Ve bu benim sağ elimi açığa çıkaran bir şey. Çok güzel bir şey ve titremesini önleyen işte kontrolçü hareketleri engelleyenmiş. Şimdi kitledim evet şimdi ne yapacaksan ondan sonra o işi yapıyorum. Dediğim gibi bunlar aslında arkadaşlarımız şimdi. Başka türlü de olabilir. E posterior fossa da çalışıyorsanız eğer göstereceğim size birazdan birkaç video. Posterior fossa da çalışıyorsanız bu sefer pozisyon ters. Hasta pron yatıyor. Bu sefer hemşire sizin solunuzda sağınızda değil. Ve bu çalışması çok zor pozisyon bu arada onu da söyleyeyim. Ee, gene holder'ı takıyorsunuz işte e, e, operatör var. Bu sefer hastanın baş tarafında bir şey sistemi var. Ne onun adı e, bir görüntü sistemi orada. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Burası Bakın sağ lateral ventrikül. Şimdi foramen moradan geçeceğiz. Foramen moradan geçtikten sonra burası üçüncü ventrikülün içi. Karşı tarafta saat 12 hizasında kiyazmanın e, yarım ay şeklindeki eğikliğini görüyorsunuz. Röflesini. Karşımızdaki alan hipofiz. Burada dorsum sella var. Birazdan daha iyi alan şeyler olacak. Videolar olacak endoskopik üçüncü ventilasyon bundan ibaret bir girişimdir. Yani orayı perfora edeceksiniz. Tüber sinerum. Üçüncü ventikün tabanı. Lamine terminal neresiydi? Bunun önü. Tamam mı? Yani aslında dendi haklı. Ve biz dendinin yaptığını sadece yukarıdan yapıyoruz. O ön duvarını delecekti endos şeyle, e, endoskopla. Öyle düşünmüştü ve dendi noktasını ondan bulmuştu. Buradan gelince lamine terminalse gitmek daha kolay. Çünkü orası dik duruyor. Ama eğer yukarıdan geliyorsanız bizim yaptığımız gibi çünkü burası daha kolay ve daha sessiz bir bölge. Frontalden giriyorsanız şeyi bulmak daha kolay. Bakın bu daha açık bir anatomi. Burada septum yok her iki ventrikül arasında. Sağ lateral ventrikülün içindeyiz. Sol ve sağ foramen monoları karşılıklı olarak görebiliyoruz. Sağ foramen monodan geçiyoruz. Yani şunu unutmamak lazım. i̇nsan anatomisi hiçbir zaman aynı değil. Bunda daha güzel belli oluyor. Bakın şu kırmızı röfle, baziller artenin röflesi. Korpus mamillare, sol taraftaki korpus mamillare. Karşımızda da dorsum sella var penetre edeceğimiz yer şurası ve burası çok küçük bir alan. Eskiden böyle hastalara yani baziller arterle dorsum Sella arasında az mesafe olduğunda şey derdik. Abi bu hasta inop ya biz bunu yani bir sakatlık çıkarabiliriz falan derdik. Şimdi gelişen tecrübelerle ve birkaç değişik aletle ya tamam bunu fenestre edebiliriz diyoruz artık böyle bir sınır kalmadı. Bir de şunu biliyoruz bu çok önemli bir de anatomik çalışmalardan baziller arterle dorsum Sella arasında herhangi bir perforan yok. Yani orada bir arteryal bir beslenme bir şey olmadığı için orası güvenli alan. Ama yine de bir membranın arkasında balon şişirmek yani şimdi bu bir nöro balon kateter hem bu tarafta şişiriyor hem de aşağıda şişiyor. İki tane şey var bunun içinde balon var bu sistemin içerisinde. Bakın ne kadar dikkatli aman abi çünkü bu sistemin en kötü yanı şeyin olması defansının olması. Bu bir deck forceps'i. İşte mesela bu işi çok kolaylaştıran bir forceps. Başka hiçbir işe yaramaz bir forceps sadece açtığınız ostiyumu genişletmeye, onu yukarı doğru çekip baziller arterden uzaklaştırıp onu genişletmeye, dilate etmeye yarayan forceps, tek forceps. Değil mi? E ondan sonra burada pulsasyonu hemen görüyorsunuz. Artık interpeniküler sistemliğe boz geçiyor. Şunu umut ediyoruz. Oradan da dördüncü ventüküle ve konveksiteye doğru beyin akarak devam edecek. Yani obstrüksiyonu bypass etmiş olacağız. Peki endoskopik üçüncü ventüküle kolay mıdır? Normalde hani şöyle baktığınız zaman çok büyük bir zorluyor. Gene For Amor'dan geçiyoruz. Bakın bu da çok dar gene. Dorsum Sella. Burası Hipofis. Dorsum Sella. Oryantasyon için söylüyorum. Baziller Tepe. Her iki posterior P1'ler. Posterior cerebral arterler. Corpus mamillerler gene karşımızda. Alan çok dar. Bakın arkaya bir dönüyoruz. Üçüncü Aquaduct orada. Aquaduct'u Silvius'un girişini görüyoruz burada. Yani aslında böyle bakınca çok zararlı bir şey gibi görünmüyor. Ama bakın ependimi kaldırırsak ne olur? Ependimi kaldırdığımız cerrahi Supraseller araknoid kist. Bu bir supraseller araknoid kist. İncecik o 2 milimetrelik ependimi kaldırdığınızda bakın aslında 3. ventrikülün tabanında hangi anatomik yapılar var? <laughs> Baziller artar. Her iki P1. 3. Ee, kraniyel, 4. kraniyel, 6. kraniyel. Bakın hipofizin, hipofiz bezi karşıda. Hipofizin stalkı. Tamam. Karotis. Ondan çıkan oftalmik arter. Her iki P1 yine. Bütün beyin sapı performanları. Tamam. Yani orası öyle çok masum bir yer gibi görünüyor ama 2-3 milimetre derine gittiğinizde bunlarla karşılaşıyorsunuz. Özellikle hipofizin görüntüsü çok güzel değil mi ya? Yani <laughs> bunu bu açıdan görebilen herhalde sanırım sadece tüpediyatik -tüp nöşürcenler vardır. Ee, Tabii bunlar olağanüstü görüntüler ve insan ama yani korkmak lazım ya. Yani korkmadan yapılan, e, rahmetli Yusuf abi şey derdi. Bunlar derdi böyle hani kapkaç cerrahileri. Yapacaksın hemen çıkacaksın. Orada oyalanmak, bir şey yapmak yok. Gene arkadaşlar için söyleyeyim. E, daha biraz da e, genç meslektaşlarım için. E, E3 ve başarılı bir yöntem midir? Endoskopik üçüncü ventikülostrom. Çok başarılı bir yöntemdir. Bu bizim klinin serisiydi. Bir arkadaşımız toplamıştı e, tez için. Ve fakat şöyle bizim klinimizin serisi dünya serisinin ortalamasının altında. Çünkü biz sürekli bir yaş altındaki bebekleri de ameliyat ediyorduk. Bir yaş altındaki bebeklerde oysa şimdi birazdan göstereceğim başarı oranı düşük. Bazı klinikler bunları seçerek alırlar ve o nedenle onlardaki başarı oranları 85'e kadar çıkar. Ha? Peki yaşa, yaşa göre nasıl endoskopik üçüncü ventrikülostomi'nin başarı oranı? İşte böyle. Erişkinde çok başarılı. Yüzde 85 falan başarı oranı. Buna karşılık bakın 0-1 ayda yeni doğan bebekte 0. Yani hiç başarılı olduğumuz bir hasta yok. 1-6 ay arasında %20'lerde falan 6-12'den sonra birdenbire yukarı doğru çıkan bir eğim gösteriyor. Yani 1 yaşın altındaki aslında biz bebeklere ameliyat etmeseydik bizim oranlarımız da %85'ler civarında olacaktı. Şimdilerde biliyoruz ki aslında 1 yaşı altı demeyelim ona da 6 ayın altında kötü 2 ayın altında hemen hemen şey çok başarısız endoskopik üçüncü ventikülostomi obstrüktif hidrosefalide. Bunun nedeni de yani sonra neden öyle yani ne oluyor da çocuklarda başarısız oluyor bebeklerde infantlarda. Şu oluyor aslında onlarda emilim mekanizmaları henüz tam olarak gelişmiş değil. Siz orada akvadakta açıp şeye gönderseniz bile beyin omurilik sıvısını araknoid granülasyona konvekste orada çok fazla emilmiyebiliyor Tamam. Mı? Onların emilim dengeleri bizimkinden farklı ve lenfatik sistemleri daha önde bazı çocukların. E, eminim açısından. Ha. Peki bu başarıya e, cerrahi olarak bu e, komplikasyonlarımız, bu E3V'nin endoskopik üçüncü ventrikülstomi başası etkileyebilir mi? Etkileyebilir. Özellikle kanamalar en büyük sorunlardan bir tanesi. Eğer minor bile olsa bir kanamayla karşılaşırsanız, bir anda üçüncü ventrikülstomi oranları e, 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 60'lara, 50'lere falan düşüveriyor bunun nedeni de aslında çok basit. Bir inflamasyon yaratıyorsunuz, araknoid klinasyon kapanıyor, eminim bozulmasına, bozu, emilimin de azalmasına de, e, derece derece e, yol açıyorsunuz ve ev çöğe başarısız oluyor. Endoskopun avantajları neler? Bakın avantajları bunlar aslında. Bir kere şu çok önemli bir şey endoskopta. Benim de en sevdiğim oydu. Temel bir insan olduğum için belki. Patolojiye ulaşmayı çok kolaylaştıran bir şey aslında. Yani bir kranetomi ile şunu düşünün. Şimdi demin E3 vyi nerede yaptık? Üçüncü ventrikül tabanında. Hani orasını açamasaydık lamina terminalis aynı amaçla açılabilirdi. Lamina terminalise ulaşma sürenizi düşünün cerrahi olarak. Tamam Endoskopun üçüncü ventrikül tabanına ulaşma süresi yani şu, çok yavaşsanız 5 dakika falan. Yani insizyondan sonra. İnsizyonu açtınız, burhol açtınız, durayı açtınız. Endoskopu soktunuz, zaten üçüncü ventrikülün içindesiniz. Lateral ventril ve üçüncü ventrikülün içindesiniz zaten. Hele bunu mesela pineal bir tümörle kıyaslayın. Pineale ulaşmak ne kadar zor bir şey. Ve endoskopun pineal bölgeye ulaşması yine aynı şekilde. Yani 3-5 dakika kadar falan sürüyor, daha fazla değil. Bu çok büyük bir avantaj. Yani cerrahın enerjisini o kraniotomiye, ondan sonraki diseksiyona, işte kanama kontrollerine, şunlara arada ortaya çıkacak komplikasyonlara şey yapmadan, harcamadan patoloji üzerine odaklanmasını sağlıyor. İkincisi görmek eskinliği. Onu birazdan göstereceğim. Çok yakına odaklanabiliyor. ince bir yapıya sahip. Ve gerekirse eğilebiliyor. Flexible endoskoplar da var ama görüntüleri çok kötü. Yani çok kalitesiz görüntüleri var. Böyle güzel güzel görüntüler çıkaramıyorsunuz flexible endoskoplarda. Bakın bu demin saydığım şeylerin bir özeti aslında. Ee, bakın gene bir supraseller arachnitis. Gene frontalden gelmişiz. Düşünün ki beyin sapına yukarıdan bakıyoruz. Ben ilk bu işlere başladığımda endoskopun kalitesi buydu. Bu düzeyde başladık. Yani bunlar daha çok ya, mercek teknolojisi henüz gelişmemişti. Görüntüleme teknolojileri henüz çok fazla gelişmemişti. Bu da şimdiki şu anda kullandığımız endoskoplar. Demin ki şey supra -kistin bir benzeri. Gene lateral ventükün içinden üçüncü ventrikülün içine giriyoruz. Yani kistin içine giriyoruz daha doğrusu. Yine karşıda işte sella hipofiz, karotis, ondan çıkan oftalmik arter, posterior komünikan arter Baziller arter, p 1ler bunların hepsini çok keskin bir şekilde e, görebiliyorsunuz, pırıl pırıl bir şekilde görebiliyorsunuz. Çok büyük bir e, şey e, özellik. Ve fakat bir takım sorunlar var. Size birazdan Heisenberg'den bahsedeceğim, İzmir'de de bahsetmiştim. Bazıları anlamamış, bazı arkadaşlar. Onu biraz daha açacağım. Bazı sorunları var. Mesela bak paralel çalışmak diye bir sorun var. Bunun üzerindeki çalışma kanallarını düşünün. Şimdi endoskopla uğraşınca mikro cerrahinin aslında ne kadar büyük bir şey, iyi bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Mikro cerrahide açılı çalışıyor aletler. Burada ise paralel çalışmak zorundasınız. Bu bir soru. İkincisi, bu aletin görüntü şeyi olağanüstü. Bu bir koloid kistinin içindeki kristalloiddi. Bu kanamış ve durmuş bir arteri, arteriyolin yakından görüntüsü. Etrafta uçuşan şeyler de eritrositler. Bakın bu bir kapillerin içinde, bunlar hepsini biz çektik. Bu bir kapillerin içerisindeki şeyler, eritrosit Yığınlar. Yani ben 1080p görüyorum. Ben onları teker teker seçebiliyorum bu görüntüde yani. Öyle söyleyeyim size. Bu yine bir hipervasküler bir şeyin, kistin dış duvarı. Gene teker teker bütün eritrositleri görebiliyorsunuz. Bu arada bu aletin büyütme oranı sıfır. Onu da söyleyeyim. Biz Elif'le bunu şakalara hep yaparız arkadaşlara. Bakın bu koroid plexus gene onun dolaşım dolaşımı. Büyütmesi oranı sıfır aslında. Sadece çok yakına odaklanabiliyor. Yani bir karınca da olsaydı bunları görebilecekti. Yine optik sinirin üzerindeki bir kapiller. Ona odaklanmışız dayanıp da. Tamam. Veya bakın bu bir medulloblastom olan çocuk. Bakın kenarda küçük küçük baloncukları görüyorsunuz. Bunların hepsi seeding. Yani endoskop bunları görmeye, bunları bile, bunlara bile odaklanabilip bunları bile size gösterebiliyor. Bu olağanüstü bir özellik. Yani gerçekten mikroskobun ait olmadığı mikroskobun asla başaramayacağı bir keskinlikte size patolojileri gösterebiliyor. Harika değil mi? Çok güzel görüntü. Ama şöyle bir şey var. Bak, geçen şeyde de söylemiştim İzmir günlerinde de. Yani şimdi Heisenberg diye fizikçi var tamam mı? Heisenberg'in belirsizlik ilgisi diye bir şey var. Aslında o bütün hayata da uyarlanabilir. Onu da bize kim söylüyor? Niels Bohr diyor ki bak oğlum Heisenberg sen senin felsefenin altında aslında çok daha derin bir şey yatıyor diyor. Heisenberg bunu küçük atom parçacıkları için söylemiş. Yani bir atomun işte bir hızı var. Örneğin bir de kütlesi var. Diyor ki yani bunun kütlesini belirlemek istiyorsan hızını belirleyemezsin adam gibi. Eğer hızını çok keskin ölçersen kütlesini kaçırırsın diyor. Aynı şey hayat dışında geçerli. Bakın bu 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 şeyde de geçerli. Endoskop harika bir alet ve gerçekten hem çok iyi görüntüler sunuyor hem patolojini çok yakınına gitmenizi sağlıyor falan filan. Ama siz bu özelliğini çok fazla öne çıkardığınızda, onu öne çıkaran aletler yaptığınızda bazı şeylerden fedakarlık etmek zorunda kalıyorsunuz. Bazı başka bağıl özelliklerinden. Onlardan bir tanesi de iş yapabilme gücü. O da şu. Bu kadar bu kadar küçük mercekli bir alet yaptığınızda, miniyinvaziv aleti yaptığınızda sınırlı sayıda el aletiniz oluyor. İki, Demin söylediğim gibi size aynı açıda çalışmak zorundasınız. Çünkü tek bir delikten gelen ayetlerle çalışıyorsunuz. Ve bu çok zor bir şey. Yani açılı çalışmak, yani bir elinizde e, aspiratör, bir elinizde bipolar çalışmak harika bir şey çünkü. Açılı çalışıyoruz, tutup çekebiliyorsunuz, bir şeyler manevralar yapabiliyorsunuz falan filan. Üçüncüsü de şu, suyun içinde çalışıyorsun Suyun içinde çalıştığınız için en ufak bir kanımı sizin görmek keskinliğinizi yok ediyor. Dördüncüsü şu, fisheye distortion dediğimiz bir şey var. Bunların ucundaki mercekler yuvarlak. Bu yuvarlak mercekler size sanki demin görüyorsunuz bize kare görüntüler veriyormuş gibi görünüyor ama o görüntüler kare değil aslında. İşte burada gördüğünüz gibi. Biz bir şey görüyoruz ve onun gerçek görüntüsü B'de gördüğünüz şey aslında. Yani siz görüntünün mer mercek kullandığınız için ve bu merceklerin şekli yuvarlak olduğu için siz görüntünün üst ve alt kısımlarını kaybediyorsunuz aslında. Evet. Ve bu da şunu yapıyor. Sağ tarafta demin 3. ventikülostomu yaparken geçtiğimiz Foramen Monro'da her zaman sorun bütün cerrahlara ya üst taraf zedelenir ya da alt taraf venöz aç. Yani septal ven ve talamus e, talamosiat venin olduğu veya yukarı tarafta şey e, ne derler Fornix'in olduğu venler e, e, kısımlar zedelenir Diğeri görüş alanının çok dar olması. Dediğim gibi çok güzel şeyler gidip sen seeding'i görüyorsun, metastazı görüyorsun, bu, bu eritrositleri bile görüyorsun ama çok dar bir alan görüyorsun. Yani fokus alanı bir endoskopun çok düşük. 3 ila 20 milimetreye kadar yaklaşman lazım o alete bir kere. Yani çalışacağın alana. Şimdi bir, bir şeye 20 milimetre yaklaşırsanız alan olarak da çok küçük bir alanı görebilirsiniz. Gene de aynı şekildedir. Gene 20 milimetre civarında bir alan. Oysa ki mikroskop çok daha geniş bir alanı görebiliyor. Yani bir patolojinin tamamına hakim olabiliyor. Bunları söyledik. Sınıf sayıcı cerrahi. Mikro cerrahi çok daha fazla alet var. Ve evet bunlardan bahsettik. Mesela şöyle bir örnek alın size. Bu bir Sega. Supercell'ler Supercell Giant e, şey Astrosystem'a bu. Bakın efendim bu ne kadar küçük bir şey değil mi? Ama bu endoskopik dünyada endoskopik dünya için çok büyük bir tümör. Yani şunu ölçseniz 3 santim falandır bu tümör. Ama bu tümörün etrafından dönemiyorsunuz, tutup çekemiyorsunuz, yani bu endoskop için ama endoskop size bunu çok büyük ayrıntıları gösteriyor. Ayrıntıları gösterebiliyor. Karşısına kadar sizi götürüyor. Çok hızlı götürüyor ama elinizde sadece uğraşabileceğiniz birkaç tane el aleti var. Ve o nedenle bunu management, management'ı çok zor. Başka bir örnek size yine aynı şekilde. Bakın bu da çok önce ameliyat olmuş erişkin bir hasta. Postoy tümör. Sonra hidrosefoyom şant takmışlar. Şant disfonksiyonuyla gelmiş. Tamam biz de E3V yapacağız. Çünkü dördün çıkışı tıkalı. Bu da obstrüktif hidrosefali. E3V yapma şu kateteri bakayım dedim. Çünkü sonra katteri çekeceğiz. Yani doğal olarak şantı çıkaracağız. Kateterin haline bak. Hani bizim çocuklar ya abi katteri çektik kanadı neden? Biz de onlara kızıyoruz. Kızmaya gerek yok. Yani bu koroit plexus tarafından arkası değil. Ama her zaman aynıdır zaten. Ön tarafı. Yani bakın deliklerin içerisinde kadar şey. Şimdi ben diyorum ki ya tamam şimdi ameliyattan sonra E3 ve sonra bu şantı çekeceğiz biz. Şant çekerken bu illaki tanıyacak. Burada şant yanlış yerde duruyor söyleyeyim. Burası 3. ventrikülün içi. Şant şurada duruyor. Yani şurada duruyor aslında. Yani bir de bir yeri çok uygun değil. Lateral ventrikül içinde değil. Bir şeyleri kanatacağız orada. Orası hipotalamik alan. İntertalamik adezyon falan. Bir tutayım çekeyim şunu ucunu diyorum. Bakın elindeki aletle. Ama açılı çalışalım. için teleskopu hareket ettirmeniz lazım. Burada bunu hareket ettirirken bakın aşağıda koroid plexus da hareket ediyor. Üçüncü ventrikülün tavanındaki koroid plexus. Diyorum ki tamam o zaman bunu keselim ucunu bırakalım. Bari çektiğimizde kanamasın. Bakın elimizdeki mikro makas yani makas endoskopik makas kateteri kesmiyor. Nasıl bir katastrofi değil mi? Oysa ki bir kateteri çekmek ne kadar zor olabilir. Peki şunu yapalım. Yani elimdeki en sert e, forcepsle Şeyi parçaladım ben de. Dedim ki parça parça çıkarayım bari. Ne onun adı? Ee, kateteri buradan keseyim. Parça parça. Ucunu bırakayım. Çekelim kanamasın. Bak kateterin içinde ne var? <laughs> kateter bundan tıkanmış. Yani içinde korepleks var. Korepleks bütün deliklerden içeri girmiş. Ve kateter boyunca ilerlemeye başlamış. Bir yerde kateter tıkanmış yani. E, kateter de tıkandığı için şant disfonksiyonu olmuş aslında. Peki nasıl yapacağız? O da kanayacak çünkü işte onu yaktım. Onu yaktıktan sonra da işte e, yeniden burayı kestik. Kestik derken bizim makaslar, endoskop makaslar bunu bile kesemiyor. İşte iki parça haline getirdik. Arkadaki parçayı artık ameliyat bittikten sonra çekeceğiz. Öndeki kalacak. Ona yapacak bir şey yok. Çünkü onu çıkartmak mümkün değil. Ha? Oysa ki mikro cerrahi yapıyorsanız, orada olsanız onu şey yaparsınız. Çıkarabilirsiniz mikroskopla. Neyse. Sonra aynı hasta E3B yapacağız bu sefer. Programı çok dar. Fonar genişliğini ölçmüşüz 5.4 5.4 milimetre. Bizim endoskop oradan geçmiyor. Şimdi elinizde bir olsa onu şöyle bir hafif açarsınız. Oradan endoskopu geçirirsiniz. Ama bipolarınız yok açılabilecek. Anca bu var, balon. Foraminoplasti yapıyoruz. Foramora'ya fora foramora ya, foraminoplasti. Orayı biraz genişletiyoruz. Etrafı bunu fornix unutmayın. Aşağıda da venöz, Septalven septal ven ve e, ven var. Buradan geçip gene üçüncü ventükül içi. Ama şöyle düşünün. Burada çok oynarsak eğer arkadaki ya Venleri ya da Fornix'i de Yani çok oynama mercimiz de yok. Ve arkamızı göremiyoruz. İşin kötü yanı. Gene e 3 yapmışız. Böyle girdiğim gibi çıkıyorum ve ee, dedim içeride oynamak yok yani. Oraya bakayım. Çok, çok dar bir yerden girdik. Bir şeye zarar verebiliriz. Ki göstereceğim <laughs> Vermişliğimiz de çoktur. Ve yukarıda Fornix. Bakın yani ne olursa olsun Fornix'i zedelemişiz. Yani tamam yırtılmamış Fornix ama zedelemiş. Gene Fischer Distortion'ı hatırlayın. Nereyi görmüyorduk? En çok nereye zarar veriyorduk? Ölçemediğimiz ya Üst ve alt tarafla. Tamam. Ama nerede işiyor yarıyor? Mesela şunlar da çok güzel iş Bu büyük patolojileri çıkaramıyor. Dezavantajları var bazı sorunlar, sorunlar ortaya çıkıyor ama. Ve küçük işler yapacaksanız, kaçamak işler yapacaksanız onlar da muhteşem. Bakın mesela bu 9 yaşındaki bir erkek hasta spastik quadriplejik. Yukarıda şantı var. Aslında hidrosefalisi var. Bir süre sonra artık yutma güçlüğü başlamış. Sık pneumoni olmaya başlamış çocuk. Sürekli geceleri horluyor falan. Bir teknik yapmışlar. Dördüncü ventükülü çok dilate, Akuadaktı kapanmış ve izole dördüncü ventükülü olmuş çocuk. Yani dördüncü ventükülü bir şekilde şey olmuyor. Ama Allah'tan yukarıdaki ventükülleri çok geniş. Dördüncü ventüküle akuadaktoplasti yapabiliriz. Yani Buraya yapılacak en güzel şey akuadakta açmak aslında. Yukarıda şant var zaten. Akuadakta açarsak dördüncü ventikülü de direne edebiliriz akuadak şeyle beraber, şantla beraber. Dördü çok geniş aşağıda, yukarısı çok geniş. Zaten atrofik bir beyni var, çok büyük sorun değil. İlk hedefimiz bu. Yukarıdan girelim, gene lateral ventikülden geçelim, akuadakta açalım. Ama bu mümkün olmadı. Çünkü çocuğun foran morosu bile yok. Yani anatomisi o kadar bozuk ki zaten buradan görebilirsiniz bakın. Şurada foran moronoyu görebiliyor musunuz? geçecek, üçüncü ventriküle geçecek bir yer yok. Olmadığı için, peki o zaman ne yapalım? O zaman dedik, ameliyatı yapamadık elbette. O zaman dedik ki, ya tersten yapalım o zaman. Yani arkadan girelim, transfer cerebellar, transport ventriküler, ventriküler gidelim ve oradan akuadakta açmayı deneyelim. Çünkü bu çocuğun başka, diğer alternatifi, posterior fosasına ikinci bir şant takmak. Ve var olan yüzde bir, yani, e, pardon özür dilerim, bir şantın komplikasyonuna iki, şant komplikasyonları iki katına çıkarmış olacağız. iki şant takarak. Tamam. Ve o zaman şöyle bir şeye karar verdik. Posterior fossa'dan gireceğiz. Ters bu sefer her şey. Yine bakın bu obturatörün içinden geçiyor bizim endoskop. Burası posterior fossa. Peki aquaduct'ı nasıl bulursunuz? Bakın şu. Yani bu aslında posterior komüstürün posterior fossa'dan görülüşü. Bunun merkezinde aquaduct yerleşmiş. Ve buna Tentorium, şey ha Tentorium diyorum, e özür dilerim, e mesela Cephalon ve e şey bağlı, tektum bağlı. Niyeyse. Onun orta noktası Aquaduct'ır. Zaten orada küçük bir nokta vardı ama kapalı tabii. Aquaduct'ın çıkışı bu sefer. Önce bir fenestri... Aa çok özür dilerim ya. Yanlış şey Eh, Allah'tan bunu ayarlayabiliriz. Tamam. Önce bir fenestre ettik. Sonra azıcık dilate edeceğiz. Çok dilate etmeyeceğiz. Çünkü akuadaktım komşulukları korkunç. Yani üçüncü kraniyel sinir, 4. altını çekirdekleri, PPRF, MLF. Bunların hepsinin bağlantıları tektum ve mezansefalonda olduğu için. Hani çok böyle abartmadan bir dilate ediyoruz şeyi. Ee, ne derler? Ee, akuadaktın çıkışını. ve burası kapanacak değil mi? Bu çocuk çünkü bir sürü menajit falan geçirmişti. O yüzden inflamasyonu çok yatkın. Biz de bir, biz de bir de bir, biz burada inflamasyon yaptık bir yara açarak. Oraya bir stent koyacağız. Burası kapanmasın artık diye. Üzerinde delikler var. İşte ölçmüşüz, biçmişiz kaç santim şu bu. Tamam? Sonra her meraklı cerrah gibi bir de etrafa bakayım şeklinde. Böyle ufak tefek kanamalar oluyor. Bakın görüyorsunuz gene. Eritroz şeyleri ha. İrige ediyoruz işte sürekli bir irigasyon. İçeride birikmesin kan diye. Tamam. Ve sonra evet mesela burası artık beyin sapı. Sanırım foramen luşkalar çünkü burada kraniğer sinirleri de görebiliyoruz. Artık 7-8 kompleksi olsa gerek anatomisi çok bozuk o yüzden anlamak mümkün değil ama ee... oralarda buralar. Evet. Sonuçta şöyle bir BT'miz oluyor. Posterior fossa'nın içerisinde kateter duruyor zaten. Bu kateter nereye gidiyor? Yukarı çıkıyor. 3 akuadaktan geçip 3. ventriküle gidiyor. 3. ventrikülden çıkıp sağ lateral ventrikülün içine kadar çıkmış. Veya şöyle gösterirsem daha güzel. Sol taraftaki preop'u, sağ taraftaki postop. Burada kateter görünüyor zaten sağ tarafta. Dördüncü ventrikül küçülmüş mü? Evet, küçülmüş. Stent yerinde harika çalışıyor. Nereden biliyoruz? Çünkü şeyi beyin sapı rahatlamış. Serebellumun çapı artmış. Evet yani yani sonuçta başarılı olmuş. Peki demiş dedim size yani işte kanama oluyor. Kanama olursa en büyük savunmamız ne bizim? En büyük savunmamız aslında hep bize irrigasyon diye öğretildi ama aslında irrigasyonun kanamanın durmasına çok büyük bir etkisi yok. Yani bir şey kanadığı zaman elimizde bir bipolar koagülatörlerimiz şunlar bunlar var ama onlar çok etkili değil. Suyun içinde iyi çalışmıyorlar bir kere. Sıvının içinde onlar havada çalışmak için yapılmış şeyler suyun içinde iyi çalışmıyor. O zaman ne yapıyoruz? Aslında irrig ediyoruz. Peki irrigasyon ne işe yarıyor? Bakalım. Bakın yine sağ lateral ventikül. yani çok kronik bir idosefali. Aslında arkadaşlar Burası neresi? Neyse bak burası üçüncü ventikül. Gene her zamanki gibi. Her iki korpus mamilleri. Baziller arter. Dorsum, sella, hipofiz. Tamam her şey yer, yerli yerinde. Burada bir E3V yapacağız şimdi. Çok güzel olmuş. e 3 v de yapmışız. Bakın şu yapıları unutmayın. Venöz yapıları. Yani septal ven ve etanol ven. Arkaya doğru bir bakayım diyorum. Akuadakta. Ve venöz açıyı kanatıyor. Tamam. Ve sürekli yedi ediyoruz bu arada. Ya yani şöyle oluyor. Ben bunun için zaman falan da tuttum. <laughs> Arkadaşlığı tuttum. Şimdi. aslında hiçbir işe yaramıyor. Hatta belki de ya e, kanamayı durmasını engelliyor. Yani orada çünkü damar duvarında bir şeylerin agreve olması lazım değil mi? Bunlar birikecek, işte faktörler, şunlar bunlar birikecek ve ondan sonra orada bir pıhtı oluşacak. İşte oluştu şimdi. İrigasyon şunu sağlıyor. Birincisi, görüntünüzün bozulmamasını sağlıyor. Yani çünkü bir şey göremezseniz bir şey yapamazsınız. Hani o, o, sizin için en önemli şey görüntü. Görüntünün bozulmaması sağlıyor. Bakın üçüncü ventikülostomi açık hala. O kadar kanamaya rağmen. Yoksa bunun içine şey girebilirdi. Yani pıhtı buraya to şey toplanabilirdi falan. İkincisi ependimdeki pıhtının çökmesini engelliyor ki Ependimdeki pıhtının çökmesi gerçekten çok kötü sonuçları var. Bakın burayı kanatmışız. Ama durmuş. Üçüncü ventrikülostomi açık. iyi işler yolunda. Tamam. Peki ependimde pıhtı birikirse ne olur? Ya yani bu olur işte. Bu Germinal matris kanaması geçirmiş ee, bir ee, bebe, çocuğun şeyi, ventriküler sistemi. Akvalak stenozu var. Bakın emarında, MR'ında. kapalı. Aquaduct'ın kapalı olmasının nedeni bu. Ependimin üzerinde gördüğünüz bu küçücük, mikro, minik 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 sarı noktaların hepsi hemosiderin aslında. Ya yani kanamış, patı burada birikmiş ve sonra bu hemosiderinden üstelik de mayın. Bilemiyorum bir arada şey olmuşlar. Bir e yapmışız. Sonra bu çocukta Fran çok uygundu. Zaten koroid yoktu adam gibi. Bakın görüyorsunuz koroid bile yok. Atrofiye uğramış. O yüzden akuadaktta çok rahat ulaşıyorsunuz. Bakın akuadakt nasıl kapanmış inflamasyonu. Etrafındakilerde dediğim gibi hemosiderin. Yani kanamanın eğer birikmesine izin verirseniz etmeyin, Bunun gibi inflamatuar in bir takım hiperreaksiyonlara yol açabiliyorsunuz. Bu da akuadaktoplastler. Yani ben hep oraya gidince bir kolaysa akuadaktta da bir açı verelim falan diyorum ama bunu bir bu bir, çok önemli bir girişim değil. Yani şöyle ki hem üçüncü ventikülostomu yaptık, hem akuadakta açtınız. Bunların ikisi birden açık kalmıyor. Hangisi çalışıyorsa... ...genelde o açık kalıyor. Diğeri kapanıyor yeniden. Tamam. Peki şöyle... ...sıvı içinde çalışmak çok büyük bir sorun. Sıvının içinde çalışmasak olur mu? Bunun için şöyle bir şey. Acaba ventipüler sistemdeki... ...sıvıyı boşaltabilir miyiz? Diye bir soru sordum ben. Sonra bir arkadaşımız vardı. Ömer bizim. Ömer Aydın. Devlet Hastanesi'nden gelmişti galiba. Bize rotasyona. Ona tez olarak verdik onu. O verdim onu. Yani dedim ki bak şey yapacağız oğlum. Tavşanları alacağız. Bunlar da hidrosefali yapacağız. Sonra bunlara hem intrakraniyal basınç monitörü koyacağız. Hem de endoskopla ventriküler sistemlerini boşaltacağız. Bakalım bir komplikasyon olacak mı? ICP'lerin hangi düzeyde şey olacak? Deney seti bu. Hasta tavşanın kafasında. iki delik aç. Bir tanesinden bosu boşalt. Ha şöyle. Önce havşanı, tavşanı hidrosefali yap. Onda nasıl yapacaksın? Kaolin vereceksin. E, ee, sisteme. Önce kaolin vereceğiz. Kaolin verip sefali yapacağız. Hidrosefali yaptıktan sonra da çünkü başka türlü bu ventriküllere giremeyiz tavşanın ventriküllerine. İki delik açacağız kafasında. Birinde ICP olacak, öbüründe endoskop olacak. Endoskop bosu boşaltacak. Bosu boşalttıktan sonra da ICP ile şeyleri bosu boşaltmadan önce ve sonra ICP ile şeyleri ölçeceğiz. Ka kafa içi basınç değişimlerini ölçeceğiz. Tamam? Ve öyle yaptık. Endoskopun bir tanesini bunlar Klaros endoskoplar, eski endoskoplar. Onların birini modifiye ettik. Ucunu incelttik tavşanın kafasında çalışabilmek için Şunları falan feragat ettik. Bunları sildik. Yani şey kestik. Çok zor oldu hakikaten. Ama sonra tavşanda böyle bir şey yapmayı başardık. Yani hem endoskop, endoskop bir tarafta endoskop var. Öbür tarafta ICP e, ö, şeyi var, ölçümü var. Ve önce e, içeri girip bos'ta bosun biz bosun içindeyken, ventriküler sistemdeyken ICP'leri ölçtük timeline olarak ki şöyle göstereyim size. Şöyle önce sıvının içinde. Sıvıyı boşalttıktan sonraki ICP'lerini ölçtük. Bunların ortalamalarını aldık. Ve işte bu görüntüleri de böyleydi. Ee, çok kötü görüntüler biliyorum ama çok zaten Klarus endoskop çok kötü bir endoskoptur. Yani görüntü kalitesi fiber optik o çünkü. Hem de e, şey tabii kanamalara yol açtık. Suyun içinde çalışırken ki soldaki hava içinde çalışırken görüntü sağdaki. Onların işte basınçlarını ölçtük basınçları arasında bir fark vardı anlamlı ama hiçbir zaman sıfırın altına atmosferik basıncın altına düşmedi. İkincisi de e, sonra o hepsini kestik hayvanları sakrifiye ettik ve otopsileri yaptık. Onlarda da hiçbirinde epidural, subdural veya herhangi bir sorun olmadığını gördük. Bu da şu demek yani aslında beyin omik sıvısını hidrosefali hastalarında boşaltabilirsiniz ve bundan dolayı bir komplikasyon olmaz. Sonra bunu zaten pat diye yayınladık. Daha bak 2011'deymiş. Peki sonra benim kafamda bir şey var. İnsanda yapılabilir mi? Yapılamaz elbette. Yani bunun deneysel çalışmasını da yapamazsınız. Onda bir intrakraniyal kanama oluşturup ee, bunu tedavi edersiniz. Ama bu yapılmış mı diye baktım. Bir takım insanlar bunu bazı ameliyatlar sırasında yapmışlar. Mesela ama eskiden işte o etik kuralların çok fazla geçerli olmadığı zamanlar 1973'te Fukushima yapmış mesela. Yani e, bazı tümör biyopsi aldığı hastalarda ben pardon özür dilerim. Hastalar da ventrikülü boşaltmış ee, ve havanın içinde çalışmış. Ama bazı hastalarda, hangisinde kanama olursa. Bu iyi bir şey. Ama bunun sonuçlarını yazmamış. Aynı zamanda e, şeyde, e, 2013'te de işte, yine bir e, bildiride böyle bir laf geçiyor. Ama, ama dediğim gibi bu bildirinin amacı bu değil. Zaten bunun sonuçlarını da söylememiş. Boşalttığımız hastalarda ne oldu, şu oldu, bu oldu gibi herhangi bir şey söylemiyor. Ben o işi kafama yazdım ve ondan sonra bıraktım dedim. Bir şey olursa eğer kana başa çıkamayacağımız bir kanal olsa o zaman yani ıı, hastalar denemek üzere ayıralım. Çünkü yapılmışı da var. Üstelik bir hayvan deneylerinde yaptık. Tamam. Sonra bakın böyle bir hasta. Bu bir akuadak stenozu. Gördüğünüz gibi. Yine akuadaktın çıkışında bir web var. Tamam mı? Tektum yukarıya kalkmış. Beyin sapı, tüber sinirim aşağı doğru itilmiş. Dördü küçük. Lateral ve şey ventikülleri, üçüncü ventikülleri büyük. Bunun için yaptığımız ameliyat Ameliyatta bakış şöyle bir şey oldu. Gene nerede olduğumuzu göstereceğim size. Girdik şimdi sağla tervent gene işte septal vent, yine tanımı kâğıda, tanım istiyat venler. Burada gene şey hipofiz, hipofizin kendisi. Baziller atlar şurada bir yerde, reflüsi var. Gene üçüncü ventikülositomu yapıyoruz. Çok güzel değil mi? Her şey yolunda. Balonla dilate ediyoruz. O da harika. Burası açıldı. Sonra şu akvaryu kapalıydı ya. Şeytan beni dürttü ya. Şu akvaryu bakayım diye. Tamam. Ve venöz açıdan bir kanama oldu. Bak Ve bir anda yani bu muhtemel. Bu yüksek de bir veya büyük bir venin kanaması. Septal ben büyük ihtimalle. İrrigi ettik, irrigi ettik. Yani burada artık kanama pıhtılaşma zamanına güveniyorsunuz. Yani hastanın kanama pıhtılaşma zamanı ne kadarsa o zaman içerisinde kanaması duracak diye güveniyorsunuz. Durmadı. Tamam. Ve hiçbir şey görmüyoruz. Dedim ki o zaman dry field yapacağız. Yani ventikler şeyi boşaltacağız. Beyin omik sıvısını boşaltacağız. Beyin omik sıvısını boşalttık. Ee, yani bunu bir kaçış manevrası olarak kullandık. Yani öyle söyleyeyim size. Yani kanamayı durduramıyoruz. Hasta kötüye gidecek. Her yer kan. Gördüğünüz gibi bütün ependimin içi hematom olmuş. Evet. Ve şöyle diyeyim size. Beyin sıvısını boşaltır boşaltmaz kanama tamamıyla durdu zaten. Yani kanama sıvı içinde olduğu için de durmuyor aynı zamanda. Yani e, biz de göremiyoruz. Karar da veremiyoruz ne yapacağımızı. Gördüğünüz gibi kanama durdu. Bu ventriküler sistemin kanama durduktan sonra şey boşaltılmış haldeki endoskopik görüntüsü. Yine koroid plexus görüyorsunuz. Septal ven. Tamam, foramen moro. Şuradan bir yerden kanamış. Septal venin ana gövdesinden kanamış. Bu evet. içeriye sonra ringer laktat dolduruyoruz. Ringer laktat doldurduk. Güzel gayet iyi. Yani kanamanın izi kalmamış çok fazla. Şurada parankimde bir miktar kan var ama şey efendimde. Ama o kadar kadı kızıdan olur. Yani şeyde 3. ventikülostomimiz açık. En önemlisi o. Orada bir pıhtı olma, ka, şey almamıştık tıkamamış falan filan. Yani. Ondan sonra işte her şeyin durduğuna emin olup e, çıkıyoruz. Sonra BTS nasıl? BTS böyle. Hiç şeyde kan yok. E, ventikül içerisinde kan yok. Belki biraz pineale doğru. Hafif bir kan var gibi. Evet şu pineale doğru küçük bir trombus var. Ön tarafta hava var. Ama yani yapacak bir şey yok. Yani sonuçta çok büyük bir felaketten kurtulduk. Yani o kadarcık hava. Ya katlanmak zorundayız. E, MR'ları böyle. Onlarla da bir sorun yok. Tamam ve sonra da bunu yayınladık zaten. Yani e, 4-5 tane böyle vakamız oldu. Acil kaçışma Yani gördüğünüz gibi endoskopun maalesef defansı hiç yok. Hani alet edevaz sayısı az. Çok az hem de. Ve o, tamam çok güzel cihaz. Harika bir cihaz. Gittiğiniz yerde işte e, e, size patoloji çok güzel gösteriyor. Çok hızlı gidiyorsunuz falan ama. Dediğim gibi defansı yok. Yani başınıza gelebilecek büyük bir felakette. Sizi kurtarabilecek çok fazla alternatifiniz olmuyor. Ama şu işlerde çok iyi yarıyor. Bak bir kere daha iyi yaradığı bir iş size. Bu 8 yaşında bir erkek çocuk. Yürüme bozukluğuyla geliyor bize. Tamam. Bakın nesi var. Bu bir kraniofaranjiyon. Bunu bana çıkarırsın diye göndermişler arkadaşlar. Yani demişler ki tamam Tuncer bunu çıkarır falan yani diye göndermişler. Ben bu çocuğun filmlerini aldım karşıma. Tamam. Dedim ki kraniofaranjiyon hiç şüphesiz yani histopatolojiye bile çok gerek yok ama ee, yani tabii gerek yani almak lazım teorik olarak ama bu olduğunu biliyoruz. Dedim ki bu kistik mi? E, evet kistik. T ikisine baktığınızda görüyorsunuz kistik bir kitle bu. Küçük bir nidusu var. E, hemen 3. üçüncü ventükünün orada. Ya yani solid bölüm var. Geri kalanı kist. Yukarıda bir hidrosefali yapmış. Akodaktı kapatmış bir çocuk bu. Tamam ben bunu aldım, evirdim, çevirdim. Nasıl yapmalıyız falan filan. En iyi ihtimalle 3 seans kraniotomi yapmam gerektiğine karar verdim. Yani soldan bir pteranera yapacağız, sağ taraftan bir tane yapacağız veya e, bir koronal yapacağız ama sonra döneceğiz bir de posterior fossa'dan e, şeyden yapacağız. A, retro sigmoid gibi yapacağız. Ve bu çocuk dağılacak. Yani bu böyle bir cerrahi çok zor. Çok büyük bir cerrah. Söylediğim ki ya bak önce gidelim bir biyopsi alalım bundan. Endoskopumuz var. Okey. Zaten hidrose payısı var onu çözmek zorundayız. Gene bakın aynı şekilde Aa, sağ lateral ventüküle gideceğiz. Gene sağ lateral ventükül. Gene foramen moro görüyorsunuz. Gene işte septum sol taraf. Sağ taraf talamus. Üçüncü ventükülün içi. Şu karşıdaki şey tümör. Tümörün, burası tüber aslında. Zaten üçüncü ventikulostomi için delmemiz gereken yer burası. Korpus mamillerler solda burada, sağda burada. Burası tümörün solid kısmı. Aşağısı da kistik kısmı. Bu benim deldiğim ise tüber sinerum. Yani dediğim gibi E3V yapar gibi düşündüm bunu. Demin deldiğimiz yerler gibi. Önce avasküler bir, o deminki bir polardı. Sonra oradan da tümöre ulaşıp, ee, en şeyi delip, tümöre ulaşıp, Şimdi benim planım şöyle. Tümörden biyopsi alalım. Bir. Evet. Güzel. İki. O kistik kısmına bir kateter takalım. Bu kateterden aspire edelim. Akuadakt açılsın. Çünkü akuadakt bası altında olduğu için şey kapalı. Hidrosefali çözümlensin. Bakın kisti şimdi ponksiyon yapınca kraniofaranjomu tanıdık, bildik. O kahverengi eskilerin motor yağı dediği o şey çıktı. Sonra da hemen oraya bir kateter ventüküler kateter şunu planlıyorum. Dediğim gibi ventüklak kateteri takalım. Bunun içine bir rezervuar takalım cilt altına. Oradan aspire edelim. Bunu küçültelim. Akvadakla açılsın. Hidrosefali çözüm, çözümlensin. Ve gerekirse buradan tedavi verelim. Tamam işte şey böyle. Stent'i böyle çocuğum. yani stent dedim bu ventüküler bildiğiniz. Ventüküler kateter yani. Şantın ventüküler kateteri. Ondan sonra bakın bizim traktus boyunca da çıkıyor dışarıya. Kafanın dışına. Ondan sonra da bunun için bir rezervuar taktık. Cildin altına koyduk. Tamam. Sonuçta şöyle oldu. Bu preop'uydu çocuğun. Tamam mı? Bu erken postop'u. Hemen yani 12 saat. 24 saat değildir yani. Erken postop'u. Şu üçüncü ventriküldeki kiste, özellikle şu kisti benim masum görebiliyorsanız, şu yukarıdaki 3. ventrikül içindeki kiste ve şuradaki kistin durumuna bakın. Beyin sapı burada ne kadar itilmişti preop'unda? Beyin sapı düzeldi. Üçüncü ventikül bakın şurada dördüncü ventikülü görüyorsunuz. Ne kadar küçüktü postopta posterior fossa Şimdi dördüncü ventrikül genişledi. Harika. Ve bakın beyin sapı e, şey e, foramen magnum düzeyinde ne kadar itilmişti. Şimdi nasıl güzel bir postopta daha iyi bir durumda. Bunu boşalttık. Ama bu yetmedi. Bu çocuk Azeri bir çocuktu. Bizim de Zavur Aslanoğlu var. Azerbaycan'da bir sevgili bizden ihtisasından arkadaş. Dedim ki zavur buna bleomisin ver orada. Abi dedi, ne kadar bleomisin vereceğiz? Dozlarını yazdım gönderdim. Kilograma göre hesaplanıyor onlar. Ve bunun içine bleomisin verdi. Tamam Bu ameliyat 3 yıl önce oldu. Çocuk hala yaşıyor. Tabii bir takım sorunlar oldu. Sonra hidrosefalisi oldu ve şant takmak zorunda kaldık. Yani hidrosefalisi benim düşündüğüm yöntemle çözülmedi. Muhtemelen şimit menenjit oldu. O şey dışarı çıkınca kistin içeriği. Ama yapacak bir şey yok. Yani çocuk bakın beynine şu anda bleomisin sonrası şeyine durumuna. Şimdi bir de bunu bu düşünmek lazım. Hani elimizdeki alet şey ama bunu kurnaz bir şekilde kullanırsak böyle ufak tefek bir iş gibi görünüyor ama muhteşem bir sonuç aslında bakarsanız bu. Şeyle birleşince, sizin bilginizle, şeyinizle birleşince. Şimdi bak bir de şöyle bir soru var. Asistan arkadaşlar bunu kurslarda da çok sorar bizim arkadaşlar. E, haklılar da bu soruyu sormakta. Ya şimdi adamda akvadak stenozu var tamam mı? Bir insanda da stenozu varken, akvadak stenozu varsa neden akuadakta açmıyoruz da biz gidip endoskopik üçüncü ventiliostomi yapıyoruz? Ha? Şimdi bakın akuadakta plastinin şeyi şu, yöntemi şu. bakın solda, şu sağ tarafta yukarıdaki preopu, so, aşağıdaki postopu olan hastanın muvisini göstereceğim. Bu hasta gene şantı var, hidrosefalisi var ve izole dördüncü ventikül olmuş. Bu hastanın akuadakta plastiden başka şansı yok. E3 ve ona yararlı olmaz. Çünkü izole dördü var. İzole dörtte akuadakta plastik yapmak lazım. Tamam. O zaman şöyle girerken biraz kanatmışız. Foreman Monro burası karşınızdaki açıklık. Yine üçüncü ventükle giriyoruz. Bir sürü şey geçirmiş, inflamasyonlar şunlar bunlar. Özellikle anatomisi tanınmaz halde. Ama burası akuadak. Karşıda gördüğümüz delik akuadak. Nasıl kapandığına bakın. Yani bir çocuk çok fazla enfeksiyon geçirmiş. Spastik, kuadiparatik falan bir çocuk. Tamam. Akuadakta açıyoruz. Akuadakta böyle yapılıyor. Akuadakta açtık. Harika. Tamam. Üçüncü ventükle içerisinden. Yani düzgün yolda yukarıdan. Sonra tabii kapanmasın diye yine inflamasyon olacak, yine kapanacak. Oraya bir stent koyduk. Bu stent gitti. Bu stent nereye gidebilir? Bu stent sadece dördüncü ventükün içine gidebilir diye düşünüyoruz. Tamam mı? Ve fakat bunu doğrulayacak intraoperatif herhangi bir monitorizasyon sistemimiz yok. Belki intraoperatif BT'niz veya MR'niz varsa bir ihtimal belki onunla ama onda bile intraoperatif değil. İş bitecekten sonra ancak görebilirsiniz. Bu çocuk güzel. Bakın geçirmiş stent duruyor zaten o kadakta. Ve dördüncü ventikülü küçülmüş. İyi. stand duruyor. İyi. Böyle olunca bütün sistemi e, şey e, direne edebiliyor. Ama bakın bir de bu var. Mesela bu çocuk da izole dördüncü ventikül. fossa tümörü nedeniyle ameliyat olmuş. 4 veya 5 yaşlarında bir çocuk bu. Şantı var yukarıda aynı şekilde. E, Hidrosefali olmuş ameliyattan sonra. Şant takmış. Ve fakat bakın burada bir inflamasyon olmuş. Yani bu sefer akvadaktın çıkışında doğal olarak. Çünkü buradan tümör çıkarmış şeyden. Dön, e, Posterior Ve burada kan ürünleri şu bu aslında bir şekilde orada bir e, çıkışın çıkışını kapatmış ve bir çocukta izole şey olmuş. Peki buraya nereden girmeliyiz? Yukarıdan girebilir miyiz? Yani iki yerden burayı açabiliriz. Ya aşağıdan açabiliriz ya da yukarıdan açabiliriz. Ama yukarıda Allah'tan sol lateral ventükülü biraz genişti çocuk, Aksi yerde gördüğünüz gibi. Ha, benim gözüm yedi yani ben bu sol lateral ventriküle girip yukarıdan yapabilirim. Çünkü yukarıdan anatomiye çok hakimiz. Aşağıdan anatomisine endoskopik olarak çok hakim değiliz. Bildiğimiz yol en iyi yoldur diye. Ben yukarıdan çocuğa e, aynı yöntemle akuadaktoplasti yaptım. Bakın stand nereye gitti. Şimdi bu aşağıda gördüğünüz stand şu solda video oynayacak. Bu videoda gördüğünüz stand aşağıdaki stand şey benim taktığım stand. Bakın stand geliyor üçüncü ventükle geliyor güzel akuadakta geliyor ama ona girmiyor ve başka bir yere gidiyor. Yani dördüncü Ventuk'un içine girmesini bekliyorduk bu stentin. Ha? Tamam. Stent nereye gitti? Tentorium'un altında, Tentorium ve Sutra Serebeller alanın altına gitti. Ha? Tamam. Yani işte işin pis yanı bu stent takmakta. Yani stent tak koymakta bir şey yok. Ama nereye gittiğini görmüyorsun. Bunun ucunu görmüyorsun. aşağıya da hakim olsa, hani nereye gittiğinden emin olsa ne olacak? İşte bu nedenle akuadaktoplastik. Akodukta plastiği şey, özür dilerim, endoskopik üçüncü ventikülostomiyi Akuadak'ta stand koymaya veya Akuadak'ta plastiğe tercih ediyoruz. Çünkü E3 ve biraz daha basit bir şey. Yani bir de açısı daha iyi. Yani foran morunu geçten sonra çok arkaya dönmek zorunda kalmıyorsun şeyle e, endoskopiyle. Ve işte bunun nedeni o. Çok arkaya dönmek zorunda hissetmişim kendimi. Akuadak'ta koymuşum. Tamam. Ama şeyi geçiyormuş. Ha bir de şunu göstereyim. Tabii ameliyattan çıkıp ve böyle bir şey olunca şunu görüyorsunuz. Bakın şurada beyaz T1'de, Sagittal'de bir kalsifikasyon var. Muhtemelen bizim stent buraya çarptı. Buradan da içeri geçmek yerine yumuşak bir stent olduğu için şeye gitti. Tentoryumun altına gitti. Sonra ben inat ettim. Dedim ki hayır ben bunu tabii bunu çıkaracağız zaten. Bu burada kalır mı rezalet? Bunu çıkarayım ben dedim. Yeniden revize edelim. Fakat nasıl şeyi görebilirim? Ne onun adı? Posterior fosfada katterin nerede olduğunu nasıl görebilirim? Hastayı yatırdım. Bu haldeyken yani şu stantı bu durumdayken bir skopisini çektim. Çünkü ben gene göndersem oraya aynı yere gidebilir. Yani gelip gidip nasıl anlayacağım? Skopu orada dururken yeniden endoskopi yaptım. Tamam mı? Çünkü stent şey olduğu için, radyopak olduğu için görünüyor. Stentin posterior fossa'ya döndüğünü garantileyip ameliyattan öyle çıktım. ikincisinde. Tamam Bakın o stent nereye gitti. Bu sefer aksiyelden bakacağız. Siyahla gördüğünüz şey stent burada. Bakın soldan şeyden gelen stent. Siyah. Şu bu şant. Uzun olan şant. Önden gelen stent. Bu stand geliyor. Üçüncü ventriküle giriyor. Aa beyin sapına giriyor. Ve oradan posterior fossaya gidiyor. Ve dördüncü ventriküle gidiyor. Yani dördüncü ventriküle girmiş. Onda bir sorun yok. Ama beyin sapının bir kısmının post, posterior içinden geçerek girmiş. Yani yine akuadaktan geçmemiş. Şey stand. Tamam. Sonra sevgili Elif'e rica ettim. Dedim Elif benim gardım düştü artık. Yani üçüncü kere etmek istiyorum. Sen dedim bu çocuğun posterior fosasına ...bir şant tak lütfen dedim. Evet, post bir şant tak ...ve her şey yoluna girdi ondan sonra. O yüzden şeyi çok fazla tercih etmiyoruz. Evet, hepinize sabrınız için teşekkür ediyorum. Umarım yararlı bir şey olmuştur. Ee, seminer olmuştur sizler için. Teşekkürler. E, Tuncer Hocam... ...faydanın ötesinde bir seminer oldu. Gerçekten çok güzel. Görüntüler, anlatışın, konular... ...gerçekten mükemmel. Yani ben çok yararlandım gerçekten... Yıllar sonra seni sayende tekrar endoskopiyi gördüm. En son rahmetli Yusuf abi de görmüştüm ben. Evet. Belki sizlerle beraber. E, Tabii gerçekten... beraberdik. Evet. Beraberdi evet. Mükemmel bir sunum oldu. Çok teşekkür Çok ediyorum. Ben teşekkür ederim, herkes tamam. adına. E, ben soru katkı tartışmaya geçmeden önce şunu soracağım. Tabii ben sizin kadar girmedim. 6 ay girdim buna. Sizlerle beraber doğuda. Ee, Yusuf abi karamadan çok korkuyordu. 4 ventikülostomide, 3 de en çok korktu. Baziler özellikle yaralanmalarda. Ama ben hep suyla bunun e, kontrol altına alındığını şimdiye kadar biliyordum açıkçası. Yusuf abi de bunu yapıyordu hep. Litrelerce yer gök su oluyordu. E, şimdi bu nasıl duruyor gene? Baziler tepe aneviz, ya da anevizma demeyeyim de yaralandığında. Abi bak ben bunu... Öncel Hocam şeyi kapatabilir miyiz? Ha, tabii tabii. Ekran paylaşımını. Kapatalım. Şimdi bak şöyle bir şey. Abi bak. Ben de yıllarca bunu böyle düşündüm tamam mı? Evet yani biz irgi ediyoruz da duruyor diye. Fakat sonra bak ben bunu işe dindim. Bir takım bizim asistanlarına falan görev olarak verdim tamam mı? Ameliyata girmeden önce bizim çocuklara PZ şey bakılırdı hatırlıyorsan. PZ önere değil. Kanama evet. zamanı bakılıyordu. Evet. Tamam. Arkadaşlar dedim ki oğlum bak biz bunu hani kanama, kanamayı şey yapın monitörize edin yani ne kadar sürdü bu kanama. Ha? Ve onlar da bunu yaptılar gerçekten. Hocam çocuğun kanama pıtlaşma zamanıyla aynı. Yani orada irrigasyon bir de şu var bak genel cerrahlar heriflerle bir ameliyata girdik bir gün. Abi batın içinde bir iş yapıyoruz biz spinal kısmını yapıyoruz onlar batın kısmını yapıyorlar. Sonra ben dedim ki arkadaşlar irrigi edelim falan işte kanama şey olsun kontrol altına. Dedi ki ne yapıyorsun siz ya dedi. Böyle, şey mi olur dedi. Orada dedi pıtlaşmanın olması için dedi, kan olması lazım dedi. Sen dedi bütün pıtlaşma ürünlerini oradan uzaklaştırıyorsun kanayarak kan şey ıı şey yaparak dedi. Orayı iri ederek dedi. Bunu söyleyen genel cerrah hocasıydı. Tabii ben bir şey diyemedim. Dedim hocam öyle diyorsanız öyle de. Sonra abi düşününce adam haklı yani. <laughs> Doğru. Ya yani biz irrigasyon da orada onu koydum. O, o nedenle. Yani irrigasyon değil aslında kanamayı durduran. O irrigasyon onu sağlıyor. Kanarken bir senin görüntünün bozulmamasını sağlıyor. O gene duracağı zaman duruyor ya. Yani. Ne zaman duracaksa o zaman duruyor. <laughs> senin bir görüntün bozulmuyor. İki, dediğim gibi sana kan konsantrasyonunu azaltıyorsun. Eritrosit sayısını azaltıyorsun ki geride şey kalmasın. İnflamasyon yapacak e, yabancı madde kalmasın. Doğru haklısın. Yani intrasevral hematomlarda da aynı. Karamanın tamamını çıkartmamak lazım. Kan basıyor durduruyor zaten. Ya, yani, biz, bir de lazım onlar. Şey, neyse dediğim gibi genel cerrahlar söyledi aslında. Evet. Soru araştırdı mı? Çok güzel. Kamil abi ben soru katkı yorumlara geçiyorum. kliniğimiz taze uzmanlarından Efe Can Erişken. Çok teşekkürler Tuncer Hocam. Çok faydalı bir sunum oldu. Emeğinize sağlık. Sağ ol hocam, Sağ ol. Ee, yine kliniğimizden e, kıdemli asistanlardan Ramazan Özdemir hatta şu an Ege Üniversitesi'nde rotasyonda Elif Hanım'la ee, intrasevral hematom ve subdural hematom için endoskopik cerrahi yaklaşım hakkında düşünceniz nedir? İntrasevral hematom için olabilir. Hiç şüphesiz. Yani var böyle yapan insanlar. Ben de yaptım birkaç tane. Bak abi şeyi söyledim ya endoskopun avantajlarının birincisi neydi? Ulaşıp patolojiye hızlı ulaşım sağlıyor. Şimdi intrasever hematom derindeyse, elinde bir navigasyonu falan da varsa, tıkır tıkır bunu yapabileceksen, tamam mı? O zaman sorun yok. Intrasever hematomda kullanılabilir. Ama bak, ya subdural hematom ya. Ya yani şuraya bir delik açacaksın, tamam mı? Veya küçük bir kranitomi yapacaksın ve bunu boşaltacaksın ya. Hani yani buraya endoskop sokmanın ya bir avantajı olmalı yani buraya endoskopu niye sokacaksın anlamam. Evet. Eee onun da çok yeri olduğunu düşünmem yani. Ya yapılmaz mı? Yapılır. Ama işte görüyorsun. Çok küçük alan şey işi katastrofiye sokabilirsin. Yani ne gerek var? Zaten çok yakın. Ulaşılması çok kolay. Bu, bu aletin özelliği senin hızlı ulaştırması derin şeylere, olaylara. Evet. Teşekkür ederim. Mevlana Akbaba. Tuncer Hocam bu güzel sunum için teşekkür ederim. Baziler arter yaralanması hiç oldu mu? Ne yaptınız? Olduysa. Bizim şimdiye kadar ve yaptığımız ve oradaki kanama yani tüberkülozun tab tabanındaki kanama çünkü şöyle bir şey. Baziller arter kanaması bak şimdi orada bir kanama olduğunda o kanamanın neyden olduğunu anlayabilecek kadar zamanın olmuyor zaten. Yani bir kere rahmetli Yusuf abi'nin bir hastasında e 3 ve yapıyoruz ya çok basit yani oraya gittik muhtemelen Yusuf abi perforan yani baziller arterle beyin sapı perforanlarının veya bir performan artık loop mu yapıyordu? Neyse yani. Ben çünkü videoyu çok izledim ondan sonra. Yani döndüre döndüre izledim. Yani neden kanasın bu falan diye. Muhtemelen dediğim gibi Basitler Arter'in bir performanı tüm şeye doğru, Dorsum Sella'ya doğru bir loop yapıyordu ve biz onun içinde balon şişirdik. Yani Basitler kendisi bile değil. Bir performan arteri kanadı ve o kanama durmadı. Yani öyle söyleyeyim. Maalesef hastayı kaybettik. Yani orada yapabilecek işte onu diyorum defansı yok. Orada bir şey kanadığında yapabileceğiniz gerçekten hiçbir şey yok. Yani arter kanamasına özel. Bak benim gösterdiğim hepsi venöz hani, kanamayı. Hani venöz kanamayı gene evet basıncı düşük onun. Onu bir şekilde durduruyorsunuz. Ama şeyi durdurmak arteriyel. Hele baziller arter kanamasını durdurmanın maalesef ne endoskopik olarak ne de hadi biz buradan kraniotomiye geçtik diyelim. Kraniotomiyle baziller artere ne kadar zamanda ulaşabilirsiniz? Evet. evet. Ki ulaşıncaya kadar mevcut karamada devam ediyor. Yani, maalesef hastayı tabii. kaybettik biz. Tabii. Ee, teşekkürler hocam. Ee, yine kliniğimiz yetiştirdiği uzmanlarından Doktor Selim Bozda. Çok teşekkürler Tuncer hocam. İlgiyle tamam, dinledik demiş. Sen, sen. E, e, Tuncer hocam bu sonuçta üçüncü ventikulostomi bozsa kestirme bir yol sağlıyor değil mi? Tabii. Yani. Bir tıkanıklığı bypass ediyor. Yani herhangi bir yerdeki dördüncü ventükülün çıkışı olabilir, girişi olabilir. Yani e, gene, yani aslında şöyle diyelim, bu daha doğru olacak. E, Supratentoryal sistem sistemi aslında şeyle bağlıyor. E, eminim merkezleriyle yani araknoid granülasyon ve dördüncü ventükülle bağlıyor. Yani şöyle bir şey varsayıyoruz. Üçüncü ventükülün tabanını deleceğiz. Aynı laminatemilasyon de olduğu gibi. Laminatemilasyonun önünü deleceğiz. Ne olacak? ...sisternal alana boz geçecek... ...o sisternal alandan dolaşıp... ...dördüncü ventüküle gidecek... ...oradan da eminecek diyor. Tamam. Ee, yine klinimiz asistanlarından... ...Nurullah Kösmen'e... Ee, ...Tuncer Hocam elinize sağlık... ...her zamanki gibi mükemmel bir sunum oldu... Soluksuz izledik ve faydalandık... ...giriş noktası olarak... ...her zaman koher noktasından mı... ...giriyorsunuz... ...hastanın ventikül yapısına göre hesaplama yapıp... ...giriş noktası belirliyor musunuz? Bak çok güzel şey... Evet. Birincisi şunu söyleyeyim, orası koher noktası değil bizim girdiğimiz yer. Biz koherin biraz daha posterior ve medialinden giriyoruz. Yani şöyle, bak siz işte dediğim şey şu, tam e, tam şey şu ifadesi şu, koronal sütunun bir santim önü, tamam mı? Ve mid pupiller at, yani mid pupiller attan giriyoruz, tamam mı? Koher biraz daha lateral ve önde kalıyor bildiğim kadarıyla. Koher diyorsa ama şöyle dediğin çok doğru şeye göre hesaplamak lazım ya. Abi elindeki alet düz, tamam mı? Yani çok basit ya. Elindeki alet dümdüz bir alet. Hiçbir yere sapamıyor. Ve sen birkaç delikten geçmek zorundasın. Ve bunların aynı da şeyde durmaları lazım. Doğrultuda durmaları lazım. Anladın mı? Yani bu nedenle giriş şeyini, deliğini yani alacaksın eline bir cetvel. Foreman Monroe nerede? Koy Foreman Monroe'ya. Şey nerede? Tybersinor nerede? Tybersinor burada. O cetvelle şeyi çiz eğriyi. Onun ucunda gelen yere şey yapacaksın. Ne onun adı? En rahat yapabileceğin şey bu. Ee, eğer e, eskiden öyle yapardık. Aslında hala da doğru. Eğer e, aquaduct'a gidiyorsan da doğal olarak bu demin tarif ettiğim Bir santimlik koroner sütünün bir santim önünde demiştim ya. Onu artık iki santime çıkarıyorsun. koroner sütünün iki santim önünden e, şey açıyorsun. Burwell açıyorsun. Değil mi? Mantıklı. Yani Foranmore'un daha arkasına gitmek istediğin için daha önden girmelisin ki daha çapraz arkaya doğru gidebilirsin kolaylık. O bir santim açıyı bayağı değiştiriyor o çok zaman. Çok değiştir yani. Acayip değiştiriyor. Yani. Tamam. Ee, Nurullah teşekkür etmiş ayrıca. Ee, Erkin Özgüray hocamız, profesör, sizin mesai arkadaşınız tamam. yine tamam. güzel sunum için çok teşekkürler. Eks olan hasta genç bir asker diye hatırlamıyorum çok yani. Ya kim olduğunu hatırlamıyorum. Ben ameliyattaydım. Çok... Ben de oradaydım. Yani. Benim bulunduğum dönem miydi? Yusuf abi bir askeri Onu O çok dönem. Hatırlamıyorum abi. Ben o dönem gibi Askerdi özel rica o ile siz Ben öyle hatırlıyorum gibi. Bilmiyorum evet. Erkin devam ederse Ben de öyle erkin hatırlıyorum Askerdi diğer hocalar istemişti Ayhan Kanat hocamız Güzel sunu için teşekkürler hocam Literatürde 4 ventikülostomi sonrası Ani ölüm olan vakalar bildiriliyor Bu konudaki düşüncelerinizi merak ettim mekanizma belli mi? <laughs> e, bu vakalar baziler arter ya da septal ven gibi karaması olan olmayan e, hastalar mı? Yarım kaldı herhalde. Bu vakalar baziler arter ya da septal ven gibi karaması olmayan hastalar mı? Herhalde bunu sormak istiyorum. Yani şey şöyle, bir, ay bak şöyle birkaç tane vaka var. Benim bildiğim case report düzeyinde okuduğum, e, bizim başımıza hiç gelmiyor. Bir dakika dur Bizim başımıza da geldi mi ya? Yok gelmedi ama. Bak şöyle bir iki tane vaka var. Bir ee, şey var. E, şimdi sen gidiyorsun Baziller Arten'in orada balon şişiriyorsun ya. Evet. Tamam. Şimdi bunu fogart ile yapanlar var. Bunlar nörobalon balon kateterdi. Bunlar çok daha yumuşak kateterler. Çok daha kontrollü. Bir de fogart kateterler var. Kullanan var mıdır bilmiyorum aranızda hiç. Çok hızlı şişer. Yani böyle zaten onun amacı o. Yani katlamacılar onun hızlı şiştiği ve çok şiddetli bir basınç uyguları için kullanıyor. Ee, onunla E3V yapanlar var. Ben de yaptım birkaç kere çok tehlikeli bir şey hakikaten. Ya yani şöyle yapıyor. O bir yere kadar şişiriyorsunuz. Onun içine bir enjek, enjektör var. Şişiriyorsunuz. O böyle yavaş yavaş şişmiyor benim size gösterdiklerim gibi. Şişmiyor, şişmiyor, şişmiyor. Sonra bir basınca gelince plat diye açılıyor ve şişiyor. Tamam. Mı? Bunu aslında damar açmak için kullanıyorlar ya. İşte stenozları falan engellemek için. Onlara güç lazım. Bize öyle değil. Şimdi şöyle bir iki case report var. Ani ölüm olmuş. Sonra otopsi yapmışlar ve görmüşler ki baziller arter perforasyonu var aslında. Yani muhtemelen kullandıkları şeylerden dolayı işte damar duvarının en dış duvarı en dış duvarı, damarın en dış şeyi neresiydi? Musküler tabakası mıydı? Yani işte buradaki bir zedelenme nedeniyle ee, bir şey oluşuyor. Pseudoanevrizma. Ve bu sonra diseksiyon şeklinde ilerliyor diye düşünün şey yapmışlar. E, am, pro, ne derler? açıklamaya çalışmışlar meseleyi yani. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Ee, Hasan, ben tanımıyorum Kamil abi ama Hasan isminde bir dinleyicimiz, hocamız. Ee, hocam, güzel sunum için çok teşekkür ederiz. Ege'den Hasan, pardon. içinde yazmış. Hasan, ee, de, e, yazmış, kusura bakmasın. Ee, Hasan, erişkin hastalarda akvadak stenozu olan hastaya ilk aşamada direkt şant takıldığında takibinde subdural hematom gelişim komplikasyon olduğunda geriye dönüp bakılıp dört ventikulostomi yapılması doğru olur demek doğru mu? Bir hata Hayır, mı? Yok canım olur mu öyle şey? Kesinlikle doğru değil. Ama bak şu yani ben çok şey de yaptım yani onu da söyleyeyim. Hani üniversitede uzun süre çalıştığım için bir sürü birlik kişilik falan da yaptım. Ve kendik aramızda tartıştığımız yani bizim nöroşücü derneğindeki arkadaşlarla yaptığımız tartışmalarda hep söylediğimiz şey şudur Hidrosefali tedavisindeki amaç insanı ölmemesini sağlamaktır. Yani bu adam hidrosefalide ölecek. Bir şey yapacaksın ve bunu kurtaracaksın. Şu tedavi opsiyonların şey diyemez. Yani sen niye şant taktın? E3 V'ye uygunmuş. Ya tamam da. Yani E3 V için bak işte gösterdim sana. zırın gibi alet lazım. Bunun için ayrı bir eğitim lazım. Ayrı bir şey yani. Sen bunu bilmiyor olabilirsin. Yani çok normal bir şey. Şuna bakmak lazım. Hidrosefalin tedavilerinden bir tanesi ve ana olanlarından bir şey değil mi ya? Yani şant değil mi? Nasıl yanlış evet. yapmışsın diyebiliriz. Anladın mı? Ya yani öyle bir şey olmaz. Sen istersen EVD tak yani. Bir önemi yok bunun. Rezervuar tak her gün boş çek. Sen o adamın ölmesini engelliyorsan yani o anda bilinen hidrosefalinin bildiğimiz bir tedavisini yapıyorsan artık bunların arasındaki seçim şey değil. Yani Malpraktis içine girmez. Hepsi hidrosefalin tedavisi ve her şant hidrosefali tedavi eder. Yani Çekinmeyin yani. Bak ha şunu da ekleyeyim ya Ertan. Çok özür dilerim. Buyurun hocam. Da Bak işte sana dediğim oydu yani. Bu endoskopi işini çok büyüttük diye konuştuğumuz Hakan ile Volkan ile falan filan. Bizim hep aramızda. O Onlar onlarla beraber konuş şey, e, e, Konunun özü aslında buydu. Şimdi öyle bir hastalara gelmeye başlıyor ki Ege'ye şuraya buraya bana da geliyorlar muayenehaneye falan. Adam diyor ki ya çocuğun zırıl zırıl hidrosefalisi var. Bu bir komünike hidrosefali. Aslında endoskopinin bile yeri yok komünike hidrosefalide. Ama şey diyor benim endoskopum yok. Belki endoskop olabilir. Siz gidin oraya gidin diyor. Şimdi bu çocuğun tedavisini geciktiriyor. Gereksiz iş yükü. Şey hastaların böyle bir kafalarında bir türlü soru oluşmasına yol açıyor. Yani orada çok polemiğe girmemek lazım. Yani? Şant, tak abi şantını ve şey ee, olmuyorsa da olmuyordur. Yapacak bir şey yok yani. Bittiği yere kadar. Ee, Erkin Hoca teyit etmiş. Herhalde hepimiz aynı vakadaydık. Olabilir. Olabilirsin, olabilirsin. grubun. Olabilir. Ben de vardım. Ee, Başak Şemercioğlu hocam. Ertan. Ertan Buyur. Şimdi bizim tabii öğrenci arkadaşlardan devamlı katılanlar var. Bu beyin Reis toplantılarına. Başak da onlardan birisi. Safiye Aras tamam. var. Bu arkadaşlar sürekli katılıyorlar. Ben mümkünse yani kendilerinin sormasını isteyeceğim. Hem Olur. olur çok şık olur yani Başak Hanım açarsa Başak Safiye ve şey e, sorma isterlerse kendileri Başak evet. sesini açarsan Kamil abi ha ben sesini açarım. Görüntü geldi Sense, sen ses buyur Başak buyur Tamam bizim öğrencimiz Dünçer Ne güzel Öncelikle çok teşekkür ederim Hani daha üçüncü sınıf öğrencisiyim ona rağmen birçok şeyi anlayabildim ne güzel, ne güzel. Çok sevindim. Niye çok merak ediyorum bu sonuçta hani biz de maketlerde çalışıyoruz vesaire hani hep dıştan bakıyoruz İçten, hani oryantasyona alışmak zor mu ne kadar süre alıyor Kaça ameliyattan sonra anlıyorsunuz. Aha çok güzel soru. Bak çok çok doğru dediğin şey. Ee, bizde tıp fakültesinde öğretilen anatomi aslında bize uy ya tabii şöyle global olarak onu bilmeliyiz zaten bize bunu öğretemezler tıp fakültesinde de evet. Ama gerçekten doğru. Böyle özel bir branş, özellikle cerrahi bir şey yaptığın zaman şey anlıyorsun. O çok yetersiz bir e, anatomi aslında senin yaptığın iş için. O çok kaba bir iş. Tabii ki lazım doktorsan bileceksin de. E, biz tabii apayrı bir anatomi öğreniyoruz aslında bu işe başladıktan sonra. Şey için söylenen de nedir biliyor musun? <laughs> çok saçma ama. E, hani kimler endoskopik, ne zaman iyi bir endoskopik cerrahi, o cerrah olabilirsin? Onun mesela şeyleri var bunun da bir tanımlaması olamaz ama survey yapmışlar. Yani şeye sormuşlar. Bu işte uğraşan hoca ekibine sormuşlar. Ha, bana da gelmişti şey. Ne onun adı? Aa, anket yapmışlardı. Mesela ortalama 100 civarındaydı. Yani bir insanın iyi bir endoskopik e, cerrah olabilmesi için en azından 100 tane endoskopik 3. ventrikülostomi Yani şey de değil, kompleks olanlar değil, diğerleri değil. Endoskopik 3. ventrikülostomi yapması lazım gibi bir sonuç çıkmıştı. Yani dünyadaki hocaların şeyi. Yani öyle bir iki taneyle olacak iş değil. <laughs> o... e, Rahmet Yusuf abi de aynı diyordu değil mi? Yüz diyordu. Evet evet. Ben, de o ben güzel, hep hatırlıyorum onu. Hep yüz. Bu ankete yüz cevabını vermiştim ben de. <gülüyor> <gülüyor> e, devam ediyorum. Murat Döşoğlu hocamız İstanbul'dan açık cerrahide mikroskoba asiste olarak kullanılan Endoskop örnek anevrizma kliplemesi sonra arka tarafını görmek için ventiller için kullanılandan farklı mı? Anlaşılan sıvı içinde çalışan endoskop hava ortamında da çalışıyor. Çok teşekkür ederim. Tabii tabii. Ya şöyle hocam, şöyle. Tabii çok farklı. Yani şöyle bir kere o sizin dediniz işte endoskop asist surgery aslında. Endoskop asiste Türkçesi nasıl olabilir onu ya? Endoskop yani endoskop assisted surgery dediğimiz şey o. Yani e, orada kullanılan endoskop, ya tersinden söyleyeyim, bizim kullandığımız endoskop, nöroendoskop, içinde working channel'ları olan endoskop şeyde kullanılabilir. İşte dediğiniz gibi mikro cerrahide bir şeyi çıkardık, bir bakalım arkasına önüne de kullanılabilir. Ama bu büyük hamallık olur. Yani ve gerek yok onu kullanmaya. O endoskop bizim kullandığımız hem daha ağır hem de yani birçok fonksiyonunu kullanmayacaksınız. Onun yerine Skull Base'de kullandığımız, yani bir şey kamera, bir de ışık olan üzerinde çalışma kanalı. Çünkü bakmak için kullanacaksınız. Sizin geri kalan enstrüman kıs, şeyine kısmına ihtiyacınız yok. Sizin o teleskoba da ihtiyacınız yok. Nöroventük, i̇ntraventüküler kullandığımız e, teleskoba da ihtiyacınız yok. Sizin düz bir, çıplak bir endoskoba ihtiyacınız var. Kalem gibi de kullanırsınız. Kullanılması çok daha rahattır. Holder gerekmez elinize alırsınız kalem gibi kullanırsınız yani. Kulak burun boğazcıların şey için kullandığı endoskoplar. Burun için kullandı. Bizim kaide cerrahları da aynısını kullanıyor. Hüseyin onu kullanıyor mesela. Çok da memnun onlardan. E, Murat şey Hocam ya. zaten endoskop yardımlı mikro cerrahi olarak. Hah, bravo Türkçe soylu ya. Endoskop yardımlı mikro cerrahi. Söz istiyor Tabii. abi, Murat Bey. Tabii. İstersen. Açıyoruz. Kamerasını açabilir mi acaba? Murat Hocam. Murat Hocam bir de ses düğmesini açarsanız. Ses için istek gönderdim. Tamam. Buyurun. Işığı da açtım. Karanlıkta dinliyordum. Kusura bakmayın. Evet. <gülüyor> Romantik. Sevgiler <laughs> aydınlattı <laughs> hocam. Evet, şi şimdi e, esprili ve sıcak toplantı için Tuncer Bey'e çok teşekkür ediyorum gerçekten. E, endoskop ben hiç kullanmadım. E, aslında e, çok yardım olduğunu düşünüyorum. Uğur Türen'in çok fazla mikro cerrahi girişimleri var endoskop yardımlı mikro cerrahi konusunda. Ee, birkaç tanesini seyretmiştim videolarından. Ee, gerçekten mesela analiz ve cerrahisine çok büyük katkısı oluyor. Ee, arkasını görmüyorsunuz. Oradan bakma ihtimaliniz yok. Ee, yani ancak endoskopla bunu e, görebiliyorsunuz. Veya tümör cerrahisi derin yerleşimde onlarda da çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ederim esprili ve hoş toplantı için. Ben bir şey daha sorayım e, madem söz aldık. E, öğrenme eğrisi tabii ki e, bizim açımızdan, yani ben kendim mikro cerrahı alışkın bir cerrahım. E, zor olabilir ancak <laughs> mesela endoskopik e, tört yapmak endoskopik diskopteriye yardımcı olabilir mi? <gülüyor> 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 diye bir soru Ay, çok, sorayım. güzel çok, soru çok teşekkürler çok güzel soru ya şu açıdan kesin yardımcı olur Bak, o endoskopi'nin kulesi hepsinde aynı ve prensip de aynı. Bir kameran olacak, bir ışık kaynağı olacak. Yani onu öğrenme açısından çok yardımcı olur. Ama maalesef o eline al, elimize alıp çalıştığımız teleskop ve onun, onun aletleri kısmı konusunda bir yardımcı olmaz. Yani onlar bambaşka dünyalar. Yani intraventüklerle spinaller birbirlerinden çok farklı. Ama ya... Evet. abi. Bence hepsini bir öğrenmek, bir görmek lazım ya. Niye? <laughs> ben genç arkadaşları da söylüyorum zaten. Uğraşın abi bu işle. Yani bu iş yani biraz meşakkatli ama çok eğlenceli bir iş aslında. Herkesin enstrümanı yok işte. Sen almışsın. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Çok teşekkürler. <laughs> Sağ olun hocam. Ee, tabii Tuncer hocam e, sen söyledin sonuçta toplantıda da benim kafamda hep acaba spinal <laughs> beyne uygulanır mı bu cihazlar falan? Net abi olan. hepsi hepsine uyar. Bak adamlar bildiğin üreter için yapılmış şeyi beyne sokmuşlar, ameliyat yapmışlar. Yani olur da. Hani daha iyisi var. <laughs> zor <yani>. aldırdık. <gülüyor> <Anlatın> <gülüyor> yani. Niye daha iyisi? Bunun için yapılmış olanı var yani. <laughs> evet. Neden onu kullanmıyorsun? Kendine zor. Senin canına zor, Aslanın canına zor. Evet, yani. evet. Evet. Ee, Kamil abi soru katkı ee, yok. Benim birkaç sorum var. Ee, buyur hocam. Gerçi daha önce tabii bu endoskopi işini yapan hocalarımız da var. Hakan Karabağlı gibi bizde de anlatmıştı. Onların fikirlerini alsak belki e, deneyimleri, katkıları olur mu bize? Ben konuşayım mı? Bana mı? Tuncer evet, evet. çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok iyi bir sunum oldu. Çok sağ ol. Bu endoskopi öyle bir şey ki yani Tuncay'la bizi bırakın sabaha kadar konuşuruz. Yani o kadar çok şey var. Biraz not alayım dedim. Şunu da söyleyeyim. Artık bıraktım not almayı. Onu söylemedi, bunu söyledi falan. Hakikaten güzel anlatımla oldu. Ben hani katkı olarak e, demin Murat abi sordu. işte spinal şey aynı işe yarar mı vesaire diye. Biz full suyun altında çalışıyoruz. Hani onlar da suyu kullanıyor ama biraz daha farklı spinalinki. Burada işin triği şu. Endoskopta iki boyutlu görüyorsunuz. Mikroskopta üç boyutlu bunu iyi kafaya yerleştirmek lazım. Orada hep güvercin resmini koyarız, gözleri iki yandadır. Oksu de birleştiriyor görüntüyü onu akılda akılda tutmak lazım. Şöyle aldığım notlardan bakayım. mesela ben e, endikasyonlarını da anlattım, komplikasyonları da anlattım, yurt içinde yurt dışında birçok yerde. E, mesela korunmak için Tuncel öyle yapmıyordur ama e, bilmiyorum. Ben mutlaka bir kuşinki inesli rotayı belirliyorum. Ventüldelma şurası. O rota önemli. boş örneği alıyorum. Temizken yaptığımı belirlemek için de öyle öğretiyorum. Ben Freehand'e alıştım. Bende de holder var ama Freehand alıştın mı? Yanında da mesela Elif gibi biri varsa hiç <laughs> holder'a gerek yok. O tutar sımsıkı. Ee, ekstra extra risk, risk, almayacaksın. Hani şeyin söylediği gibi banka soygunu, kapkaç işi gibi. Yani onu da gördüm. Hadi şurayı da elektrositi bir takip edeyim. Damarda nasıl gidiyor? Fenerbahçe kaç kaç falan gibi gitmeyeceğim. Abi işi bitirip Bankayı soyup kaçacaksın. Öyle derdi rahmet Yusuf abi. Ekstra membrana bakmak lazım. Yani deldi bitti gideyim değil. Aşağıda ekstra membran olabilir. Onu da perfor etmen gerekir. Çok güzel hipofiz resimleri gösterdin. E, aklıma geldi hemen. Yusuf abi siz 100 tane diyorsunuz. Hani bence 150 tane normal vaka yaptıktan sonra yani gördükten sonra bu işe girişmekte fayda var. Hiç göründüğü kadar da masum bir şey değil. Değil abi tabii. Hatta affetmiyor. Ben komplikasyonları anlatırken de o e, anevrizmaları vaziler yaralanmayı kanamayı enfeksiyonu fistülü kapanışına kadar trilikleri var. Siyah slaytlarla korum. Yani ani ölür. Erken de ölebilir. Geç de ölebilir. O dediğin disekan e, vaziler anevrizmadan, bu söyledi anevrizmadan dolayı e, üç boyutlu endoskoplar çıktı. Ben departmanı kurduğumda ilk kaldırdı, hiç unutmuyorum şu o reklam olmasın e, şeydi e, full HD endoskopta halen de onu kullanıyoruz ama bende ince uçlar da var kalın uçlar da var lotta en iyisi endoskopun içinden geçen küza önemli tümör çıkaracaksan kolektiz çıkaracaksan e, veya e, o endoskopik küzayı da elde etmekte fayda var Porteps bipolar birkaç resminde vardı. Onlar genelde birkaç kullanıldıktan sonra atman gerekiyor. O da önemli. Tuttuğu zaman grafikte evet. Yaka da biliyor. O da e, kanamayı kontrolde işler. Kanama dedin. Senin bir şey söylemeyi unuttun. Senin hep e, bu gece görüş dürbünü kullanırdın sen. Ha evet yani, evet. kurmaya çalıştın. <laughs> Orada onu ilerlettin mi bilmiyorum yani. Onun tipi daha proje yazsan. Ben tüküldeki bosu boşalttıktan sonra geçen gün bizim de bir kanama oldu. Bosu boşalttık. Gördük. Hani yine tekrar doldurup kanamayı kontrol altına aldık ama irrigasyon Tabi sabırla irrigasyon diyoruz. O gece görüş dürbünüyle kanayan yeri bulup bipolarla yakmak hala hep aklıma gelir tanıdığı zaman. E, Pirok mutlaka iyi çalışmak lazım. E, Piro sistem dar ise buna yapılmaz deyip şant koymak tecrübeli birinin yapmasında fayda var diye düşünüyorum. Çünkü oralara rahatlıkla gidiyor. Çok güzel videolar gösterdim onunla ilgili. Çünkü bir şant bağımsız hasta oluşturmaktan kurtarabiliyorsunuz böylelikle. Ee, Monro zedelenmesi dedi yani iyi çalışırsan ben ilk başlarda benim de zedeleniyordu bir sıkıntı olmuyordu ama hiç zedelemeden hep ben çıkarken de kontrol ederim onu videoya koru Monro'yu zedelemeyebilirsin. burada önemli olan karşı tarafa geçmemen komüstüre girmemen ee, 3. ayetmin tabanlarıyla ilgili bizim çalışma var 450 bakalım İşte kalın oluyor nöral oluyor arkası görünen oluyor görünmeyen oluyor 3. ayetmin tabanını da ee, çalışmakta fayda var. Aquaduct'ın, Aquaduct'a plastik yapacaksan tuzak, 4. Ventipil'de mutlaka zaten başka şansın yok. adaptın uzun segment mi, kısa segment mi olduğunu bilmende fayda var ee, kateteri yerleştirirken. Ben bunu e, Rahmet Yusuf abiye de sormuştum. O koyduğunuz stentleri ben de birkaç tane koydum. Yer değiştiriyor abi. Yaşlar şöyle yukarı gidiyor Ventipil'in içine. Ben en son bir vakada acil koymam gerektiği görerek bir hemanjioblastom etmiştim. Görerek yerleştirdim. Fotoğrafını da çektim. Hem lateral ventikül direne ediyor hem içi direne ediyor hem aşağıdaki apodaktan direnajı sağlıyor. Bak sözünü balla keseyim. Devam et hocam. Çünkü yani hani şey atlamasın diye söylüyorum. O senin dediğin çok doğru. Biz son 10 yıldır bütün stentleri Elif'le beraber cilde kadar çıkartıp bak cilde kadar, börhola kadar çıkarıp ucunu iptal edip bir ipekle cildin altına bağlıyoruz. Çok mantıklı. Anladın evet hiçbir evet. yere kımıldamıyor çünkü bizimkilerinde hepsi aynen dediğin gibi oldu ya aşağı düştü ya yukarı çıktı bir yere gitti ya. ben hatırlıyorum Yusuf abi anlattığında ilk bunları yaptığında İstanbul'da bir uluslararası kurslu dedim ki aptal mı kan mı oluyor bunlar yukarı mı gidiyor, aşağı mı gidiyor yani son olarak navigasyon varsa mutlaka navigasyonla yapın ee, yani 150 vakayı yaptıktan sonra bu işe veya gördükten sonra girişmekte fayda var ee, çok teşekkürler sunum için. Sen sağ ol abi. Çok teşekkürler katkın için. Şimdi teşekkür ederiz Hakan Hocam. Başka tecrübesi olan varsa dinleyiciler için de aktarmak isterse memnun oluruz. Benim sorum Tuncer Hocam. Şimdi bu yıkama dedin. Bizim kullandığımız yıkamayla farklı mı? Basınçlı mı kullanıyorsunuz? Yer çekimiyle mi? Yoksa bir cihazla mı gönderiyorsunuz? E, basınç ne kadar oluyor? Hangi sıvıyla yıkıyorsunuz sürekli olarak? O bir soru. Murat Döşoğlu hocamın söylediği bu endoskopik asit asistit mikro cerrahi olayında şimdi düşündüm Uğur Türe bu anemizmleri yaparken acaba holderla mı endoskobu yoksa başka hayır, bir hayır hayır onun Holder'a ihtiyacı yok. yok. Onun kullandığı şeyin Holder'la hiçbir ilgisi yok. Bak. Dur. Aha. Bana yani izin ver. Şeyken... Baksana şunu göstereceğim. Bizim kullandığımız endoskop bu. Lotta. Bu çok ağır bir endoskop. Çünkü çalışma kanalları var. Çok kalın. 6.1 milimetre falan filan. Öyle gidiyor. Bak. Onun kullandığı endoskop şu. Alttaki mavi endoskop. Hı hı. Tamam. Çalışma kanalı yok. Bunun çalışma kanalı yok. Hiçbir şey yok. Buna bir tane ışık kaynağı takıyorsun. Bir de şey takıyorsun. Kalem gibi elini alıyorsun. Hatta bunun değişebilir uçları Hı. var. Tamam. 30 derece, 60 derece, 90 derece falan gibi böyle tık 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 ya, tık bak. tık dönerek bakabiliyor. Ama iç işte, işte, bizimki yukarıda sarı olan. Ya öyle karşılaştı. Şu bizimki. Bunun yani, işte, aletleri, bunu, küçük, bunu mu tutuyor? Tuncel Hocam. Boulder bunu tutuyor. Yok sol elle mi tutuyor endoskopu? Sağ elle. Tutabilirsin. Bu endoskopu solla tutabilirsin sağla. Bu, bu, bu endoskop çok ağır ve çok komplike bir şey değil. Çok basit bir şey bu. Yani kulak burun boğazların buruna soktu endoskop bu. Ağır <laughs> Yani hiçbir farkı yok. Bizim endoskop öyle değil. Bizimki hem daha kalın bu yukarıdaki endoskop hem daha kalın hem de tek başına çalışmıyor. Bir de obturatoru var onun işte içeriye giren yani şey beyne soktuğumuz dışında bir kılıf daha var yani 6.5 milimetre 6.4 milimetre mi ne çok ağır bir endoskop. Holder onun için lazım. Yani şu aleti eline alıp arkasına kamerayı şuraya ışık kaynağını takıp kalem gibi kullanabilirsin ameliyatta. Ya belki çok şey olacak da <laughs> basic düzeyde bir soru olacak ama şimdi <laughs> e, sağ elde e, şey bipolar forceps hep sol elde aspiratör olarak çalışmaya ilerlemeye alışkın birisi olduğu için bu mikro cerrahlar şimdi bunun ellerindeki aletleri bırakıp bunu mu alıyorlar ya da yok yok nasıl oluyor Önceli. Öyle oluyor ama abi yani hayay tabii doğru ya yani elindeki aleti bırakıp değil bir elinde aspiratör oluyor bir elinde bipolera gerek yok artık yani oraya gidip şeyi e ekartörü koyduktan sonra bununla etrafa bakıyor yani bunun ...bilemiyorum çok hı hı. şey e, bir yöntemi yok... ...yani holder... ...hocada bir söz istiyor... Evet. ...Dur Hakan Hocam... Sizin... ...söyle ...aspiratörle bir elinde aspiratör onu diagnostik kullanıyor... ...sadece bakmak kullanıyor. kullanıyor... ...ekrana bakıyor iki boyutlu görüyor... ...tecrübeli değilse orada derinlik hissiyatını kaybederse... ...yani koyduğu klibi itebilir... ...yani tecrübeli olmak lazım onun için... Tabii, tabii. ...veya bir posteri veya pineal tümörün... ...öbür tarafına bakmak için... ...yani açısını iyi bilmek lazım... Ee, yani sadece şey diagnostik bazı benim lotta setin içinde bundan da var diagnostik içinde çalışma kanalı olmayan ama hiç kullanmıyorum neredeyse direkt bizim o tabanca yetiyor. Hayır şunu söyleyeyim bak abi sana şu şu ikisini karıştırmayın. Lotta'yı da kullanabilirsin. Bizim biraz önce gösterdiğimiz ameliyatlarda kullandığımız şeyi de diagnostik kullanabilirsin. Yani ver hocanın eline yapsın ama çok ağır o. Yani o, o uygun değil o işe. O işe uygun olan bu. Ama tersi doğru değil. Mesela biz onların kullandığı diagnostik endoskopu elimize alıp ameliyat yapamayız. Ya yani bir şey yapamayız. Onun çalışma kanalı yok. Hiçbir şey yok. Yani o sadece gidip bakmak için. Bu bir endoskopi sempozyumuna katıldım. Bursa'da. Orada UBE, ve biportal endoskopi aletleri getirmişler. Dediğin endoskop hiç o senin gösterdiğinden deyince kalemden belki ince. Ve nefis görüntüsü var. Sadece endoskop. Yani başka Tabii. deliği falan yok. Dediğim dediğin gibi çok hafif. Böyle ultra hafif, ince bir tükenmez kalem gibi bile değil. Daha ince yani. Artık 4 milim mi diyeyim ya da Tabii abi onlar öyle. Abi hocam böyle... ilk kullanılanlar klaralar vardı. Bizim plastik olan tek kullanımlık. Onlar da öyle. İncecik kalem gibiydi. İncecik bu. Onların içinde çalışma kanalı da var. Drenaj kanalı da var. Dediğim. Ama kötü kalitesi çok kötü onların. Bunun kalitesi de çok iyi. Yani Maksimum. Bülent Hocam bir şey söyleyecek herhalde. Sesini açabilir. Merhaba, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Güzel sunumu da dinledik. Tabii Hasan Kamil Hocam, sizin söylediğiniz, sorduğunuz soruyla ilgili olarak ben şey yaptım. Bir cevap vereyim diye elimi kaldırdım. Şimdi bu kafa tabanında üçüncü ventrikül cerrahisi e, yaparken kafa tabanında hipofiz cerrahisi yaparken e, biz e, bir elimizde endoskopu tutuyoruz. Sol elimizde onun bir tutma tekniği var. Endoskopun e, aslında o e, endoskop denen şey e, biz ona e, doğrudan endoskop demiyoruz. O teleskop. Teleskopu. Tabii tabii. O teleskopu tutuyoruz. Evet. Teleskopun ışık kaynağının girmiş olduğu bir yer var. Onun bir tutma tekniği var. O tutma tekniğiyle e, tuttuğunuz zaman e, içeriye rahatlıkla girip çıkabiliyorsunuz. Burada da e, elinizin kımıldamaması için ve görüntüyü net olarak alabilmek için yaptığımız şey ikinci bir noktaya temas etmek. Elinizle tuttuğunuz bir çubuğu kımıldatmadan hareket ettirebilmek için. İkinci bir noktaya temas ettirip o noktanın üzerinde eğer kaydırırsanız kımıldamaz. Şimdi e, şeyde yaptığımızda da e, kraniyal cerrahide de endoskop kullandığımızda da ki ben bunu devamlı kullanıyorum. Hemen hemen her cerrahide kullanıyorum. Yani Binlerce kere yaptım bunu. Şimdi e, eğer kraniyotominiz küçükse küçük kraniotomi de kemiğin kenarına teleskopun kenarını değdirip ileri geri ittirecek olursanız hiçbir şekilde Yanlış bir hareket yapmazsınız. Orada bir e, oluk içerisinde kaydırırsınız, gidersiniz, gelirsiniz, gidersiniz, gelirsiniz ve her zaman doğru yere gider gelirsiniz. Hiçbir zaman şey yolunuzu şaşmanız mümkün olmaz. hiç de kımıldamaz. E, bu işlemi e, yaparken, e, bu işlemi yaparken yani bir elinizde teleskop, e, bir elinizde de aspiratör ya da bipolar e, kullanarak yapmak istediğiniz mikrocerrahi işlemi yapabiliyorsunuz. Ancak burada tabii beyin omurilik sıvısı çıkıp önünüze fazla gelince ve böyle bir taşma işlemi yaptığı zaman orada görüntü kaybına neden olabiliyor. Bu da biraz zaman ve sabırla aspiratörü bırakacaksınız, alacaksınız ya da üçüncü bir kişi daha size yardımcı olacak. O şekilde bu problemi aşmak mümkün oluyor. Yani bu şeyde de endoskopik cerrahide de bir de ventriküloport cerrahisi var. Ben eskiden endoskopik cerrahi ilk başlarda, ilk başladığım zamanlarda bu Tuncer Hoca'nın gösterdiği endoskopik cerrahi yapıyordum. Sonra ben onu bıraktım. Şu anda sadece ventriküloport cerrahisi yapıyorum. Çünkü ventriküloport cerrahisinin endoskopik cerrahiye çok üstünlükleri var. Kullanılan teleskop 4 milimetreye çıktığı zaman görüntü kalitesi kat kat artıyor. Binlerce kat artıyor. Onun için etrafı daha geniş görüyorsunuz, daha fazla açmanıza gerek olmuyor. Çok böyle e, istediğiniz anda, herhangi bir sorun olduğu zaman mikro cerrahiye de dönebiliyorsunuz. Bir sürü e, faydası var, farkı var tabii, farklı bir teknik, farklı bir cerrahi e, işlem oluyor. E, yani şeyle ilgili, yani bu konularla ilgili de e, bir de şey çok konuşuldu. Ventikül içi suyun boşaltılması. Ben hemen hemen bütün cerrahilerde lateral ventrikül cerrahilerinde ventrikül içi suyu boşaltıyorum. Yıllardır da boşaltıyorum. Mikro cerrahide de boşaltıyorum. Mikroskop altında mesela e, polioidis çıkaracağımız zaman lateral ventrikülün içi su mu dolu oluyor? Yok, ama bir dakika. boşaltıyorsunuz yani. Ama Hiçbir sorun şey olmuyor yani. Haklısın, çok haklısın. Ama şöyle bir sorun var yani onu şimdi endoskopta bir tıpa var, oradan boşaltıyorsun. Yani şeyden boşaltmıyorsun şimdi. Böyle açılmış bir <laughs> orada şey olmayacağından eminiz. Herhangi bir kollaps olmayacağından eminiz. Ama ventüküler e, tek bir delikten yapıyorsan ve içeriye hava girecek bir yerde yoksa başka tamam mı? Böyle bir risk var. Yani sen bütün ventükülü boşalttın. Anladın mı? Şöyle, Eğer şey, şey bir hidrosefali hastalarından mı? bahsediyoruz tabii. Ee, e, temporal bölge e, çoğunlukla boşalıyor, za şey, kalıyor zaten. E, lat evet, şey, üçüncü ventükle doğru olan kısım boşaltıyorsun. Burada ben şey söyleyeyim. Bu konuda bir e, geçen sunum da yapmıştım bu e, gene türe hocanın geçen yazki e, toplantısında. E, üçüncü ventüklün içindeki suyu boşaltırsanız, üçüncü ventikül duvarları kollaps olur. Lateral ventikülün içindeki suyu boşaltırsanız, alan geniş olduğu için e, beyin çöküyor. Ancak e, lateral ventrikül çok fazla çökemiyor, tam olarak çökemiyor çünkü briçmenler kenardan tutuyorlar biraz e, beyin lateral ventrikülün genişliği nedeniyle o çökmenin ve ventrikülde küçülmenin boyutunu anlayamıyorsunuz. Ama üçüncü ventrikülün içini boşalttığınızda üçüncü ventrikül kollabo oluyor, çoğunlukla kollabo oluyor ve foramen moro da e, kollabo oluyor. Üçüncü ventriküle tekrar gir çık yapamıyorsunuz. Üçüncü ventrikül içi cerrahinin kesinlikle su altında yapılması gerektiği görüşündeyim ben lateral ventikülün içerisinde bir şey yapacaksanız ya da üçüncü ventikülün tavanında kollyotkis çıkaracaksanız suyu boşaltabilirsiniz. Hiçbir sorun olmuyor. Yani ben bir, bir bunu yüzlerce kere denedim. Ee, belki bir, yani lateral ventriküle bu şekilde bin kere girdim. Ee, ve e, herhangi bir sorun e, olmuyor. Yani bundan dolayı bu subdural da olmuyor. Ama mikroskopik demek istiyorsun herhalde. Yok mi? endoskopik. 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 İhtiyaç olunca boşaltıyoruz. Devamlı kanama olursa boşaltıyoruz. Yani olmazsa suyun altında çalışıyorsak... Tabii canım, her zaman öyle. İşte sizin teknikle benim teknik birbirinden farklı. Ben ventikülü port kullanıyorum. Ventikülü port cerrahisinde çok rahat oluyor ve çok güzel bir görüntü oluyor. Şeyler, sizin teknikten çok daha farklı bir görüntü oluyor. Onun için Hicari ben kadar. konuşmaya çok karışılmak istemedim. Sadece buradaki şeyi söylemek için. Yani ventrikül içerisinde boşaltılır mı, boşaltılmaz mı gibi bir soru işareti olduğunu söylemiştiniz. Onun için e, bunu e, vurgulamak istedim. Yoksa e, yani teknik verilerinden farklı tabii. Estağfurullah ya ben benim bahsetmek istediğim şey orada sadece şey böyle bir iş yapacaksan yani daha önce çok az yapılmış hala tartışmalı endoskopik olarak bir ventükülün boşaltılması diye bir makale yoktu benim daha önce okudum. Bunu yapacaksan şunu söylemeye çalışıyorum. Bunu yapacaksak eğer bunun ön çalışmalarını yapıp bilimsel çalışması. Şey, hayvan deneylerini şunu bunu yapıp ondan sonra yapmalıyız anlamında söylüyorum. Yani Hı -hı. bu şöyle bir şey olmaz. Ben bunu boşaltıyorum. Yani ben bunu boşaltıyorum ve bir şey olmuyor onun herhangi bir bilimsel değeri olamaz. Veya uygun değil hani. Ama şeyi anlıyorum. Ya yani de falan elbette ki ya kim suyun içine çalışamazsın zaten. Yani öyle bir şey yaptığında mikroskobun varsa herhalde böyle bir şey mümkün değildir. Ben demek evet, ki evet. bir şey sorabilir miyim? Önce Yusuf abi rahmetli bir tane daha bir e, tecrübesini anlatmıştı. Bu çalışma kanal şeyde istasyonunda mesela tam aşçılar böyle endoskopu işleme sokacaklar. Orada yanlış bir şeyi basınca bir önceki yapılmış ameliyatı gösterirken ona da dikkat edin diyordu. O bile handikap oluşturabiliyor. Ha, bizim eski kayıt cihazı abi. Kayıt evet cihazı. Ya, evet <laughs> ama o çok eski teknolojiydi haklısın. Yani... Record yerine play'e basmış <laughs> birisi. Tamam o zaman videoya kadar kaydediyoruz biz. Yani bildiğin kasıt... ameliyatı yapıyorum zannediyorsun evet. bakarak. Evet sen zannediyorsun ki ameliyatı yapıyorum. Ama orada bir görüntü oynuyor. Ve aynı ameliyat biliyor musun? E3 ve E3 ve yani şey hastalar da benziyor. <laughs> Ay, neredeyse şeye bakarak görmeden ameliyat yapacaktı. <laughs> video kaydına bakarak. Evet. Ertan. Herhalde Ertan sesin Ertan sesi gelmiyor. <laughs> Ertan sesin gelmiyor. Abi şimdi Ertan oğlanın Counter Strike oynadığı şeyle kulaklıkla konuştu. Ses gitti. Neyse. Ertan'ın çok ben eski bir resmini buldum. <laughs> Ertan atayım. Eee Güzel bir toplantı oldu. Tunca şeyi söylemedin yalnız bu sulama işi basınç Aha, yeri... pardon evet evet sormuştun. Aynen. Hocam bak yani bununla ilgili ya bir kere yani senin yapacağın irrigasyonun şeyin üstünde olmaması lazım. Senin sisteminin bir direnci var tamam mı? Yani e, yani ne derler? Şimdi sen bir yerden irrige ediyorsun e, e, bir kanaldan, öbür kanaldan da drene oluyor, değil mi? Evet. Eğer drenajın direnci, irrigasyonun direncinden daha fazla olursa, ha, yani hızlı bir şekilde drenesek kafa içi basıncını arttırmış olursun. Ha, bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Çok özür diliyorum, kesin hızını hatırlamıyorum. Yani var ama çünkü otomatik drenaj sistemleri yapmışlardı. Biz şu şekilde yapıyorduk. Önce elle yapıyorduk bunu, tamam mı? Yani enjektör var, benim elimde bir tane ellelik. Ben sürekli o enjektörle yavaş yavaş diren ediyorum ve bir insan olduğum için şeyi ayarlayabiliyorum. A arada bir kanama oluyor ben daha hızlı diren ediyorum falan filan. Ve fakat arada bradikardi oluyor hastada. Yusuf abi ne oluyor falan? Çünkü ben sistemin dışarıya atabileceğinden daha fazla su veriyorum endoskopun içine. Anladın mı? O beyine gidiyor ama dışarıya çıkamıyor. Benim ben çok hızlı veriyorum çünkü sı sıvıyı. Sonunda şöyle bir şey keşfetmiştik abi. E bizim serum askıları var ya o Hı. serum askılarını en uzun kısmına getiriyor. 2 metre falan oluyor onlar en uzun en yüksek. 2 metrelik kısmına getiriyorduk. Oraya asıyorduk serbest drenajda olacak şekilde. Bunda hiçbir sorun çıkmıyor ve her zaman Ringer Laktat. Yani en fizyolojik olanı, Bosa en yakın olanı Ringer Laktat. E, e, da önemli. Ah bravo. abi. Yoksa pitoz da oynar. Tabii. Yani e, bu da vücut ısısına yakın bir şey kullanmalıyız. Evet. lazım. Evet. evet. Nurullah herhalde bir şey sormak istiyor. E, Bülent Hoca'ya. Nurullah. E, bütün hocalarıma teşekkür ederim. Çok güzel sunum oldu. Çok güzel tartışmalar oldu. Ben <laughs> cerrahını biraz merak ettim de. E, tabii o muhtemelen başka bir sunum konusu olur. Büyük ihtimalle. E, teşekkür ederim. Yani bir e, buradan mı giriliyor yoksa normal klasik açıştan sonra ventükle şey mi sokuluyor gibi? Bülent hocam sorusunu. Hocam şöyle e, şeyi açtığımız e, koher noktasını açtığımız e, yerden normal e, burholden belki birkaç milimetre daha e, büyükçe bir Türk lirası kadar bir e, ben küçük kraniotomi yapıyorum oraya yani delik delik olarak bırakmıyorum onu. Ee, küçük kraniotomi dediğim bir Türk lirası e, kadar ve de belki bir Türk lirasından daha küçük çünkü kullanacağımız yapacağımız işe göre e, kullanacağımız e, port her neyse kaç milimetrelik port kullanacaksa e, onun rahatlıkla geçebileceği e, bir alan olması lazım. E, şu, e, benim kullandığım portlar. İşte 8 milimetre, 9 milimetre, 10 milimetre, 11, 12 milimetrelik portlar var. Ben genellikle 10-12 milimetre mm portları <laughs> kullanıyorum. 10 milimetrelik port içerisinden ee, yani e, de oradan bir portu koyduk mu oradan e, dışarıdan içeriye bir e, yolumuz olmuş oluyor. Artık o yol sizin e, yolunuz. Açı da e, şey yapıyor. Yani şeydeki gibi değil. E, en Teleskop, endoskop yani bu e, şeylerin e, pediatrik nöroşücüyenlerin e, ya da <laughs> diğer kranialde kullanılan işte yani ben buna aslında kendim Alman mantığı diyorum. Alman mantığını kullanıp da endoskopi yapanların uzun bir şubuk içerisinden çok gereksiz bir uzunluk içerisinden sadece düz bir hatta gitmek zorunluluğu da önümüzden kalkmış oluyor. Bu porttan endoskop sokuyor musunuz ayrıca yoksa aletlerim? Tabii yok. hocam şöyle port bir yol. Endoskopun kullandığımız teleskopu kafa tabanında kullandığımız 4 milimetrelik teleskop var ya o teleskopla ventikülün içerisine bakıp onun yanından da yani o 1 santimetrelik mm yani 10 milimetrelik yol içerisinde 4 milimetrelik teleskopu onun yanından da 1 ya da 2 milimetrelik işte e, kullanacağımız herhangi başka bir aleti içeriye gönderip o aletle çalışıyoruz. Mesela 2 mm'lik aspiratör kullanacaksan 6 milimetrelik sana bir alan oluyor. Ya da aynı alandan 4 mm'yi gönderirken yandan normal bizim e, klasik bipolarlarımız var ya. O klasik bipolarların çok ince olanları var. Çok e, güzel ince olanları var. Onun içerisinden gidebiliyor zaten. O bipolarla da onun içerisinden gidip endotipin içerisinde çalışabiliyorsunuz yani. Ama işi mikroskopla yapıyorsun. Sadece teleskop Hayır. yardımlı. Sadece teleskopla. O zaman karşıya bakarak, <laughs> ekrana bakarak teleskopla girip, idrarları evet. yanından gönderiyorsun. Tabii tabii, Ventcuport cerrahisi o şekilde. Evet. Evet. Bu Ventcuport'un markası var mı ya da yani nereden temin ediliyor ya da ne? Hocam şöyle, ben ürologların renal dilatatörlerini kullanıyorum. Hmm. Çünkü yani Türkiye'de çok ucuz da. Evet. E, yani her vakada alıp kullanabiliyorsunuz. Yani o ventrikül olarak illa e, şey kullanmak zorunda değilsiniz. Yani e, bu böyle şırıngaya benzer e, aletler yaptılar. E, şırıngaya benzer ya da şırınga kullananlar var. Daha eskiden bunu ilk kullandığım zamanlarda e, bir uygun alet bulamayıp torakaport kullanmıştım. Torak şeyden torasik cerrahların torakaportları var. O da kullanılabiliyor. Fakat o biraz daha böyle twistli. Dışı böyle çok kalın, bör şeyi var onun. Ee, ama e, urologların e, renal dilatatörleri çok güzel. Yani e, tam bu iş için yapılmış. Hidrofobik, ıslanmıyor, beyin üzerinde kayıyor, beyne yapışmıyor. Ee, bir an, adamlar bu iş için yapmışlar zaten. Eksoskop diye bir şey vardı. Onun gibi bir şey herhalde. Eksoskop değil mi? Hocam, eksoskop... E, mikroskobun bir farklı türlüs egzosokopta çok uzaktan bakıyorsun. Evet, evet. E, bu biz burada teleskopla yani endoskopu e, şimdi hoca gösterdi ya e, onun gösterdiği e, teleskop dediği şeyin içerisinde Aslında o bir çalışma kanülü. kanüllü çalışma gösterdi kadar. çalışma kanülünün içerisinden geçirdiği teleskop Yaklaşık iki buçuk milimetre falan, iki buçuk milimetre kalınlığında bir teleskopu geçiriyor. İki milimetre civarı. Belki şu an sizinkinin, sizinkinin kaç milimetre olduğunu tam bilmiyorum hocam. Yani bir milimetre mi, iki milimetre mi, onu bilemiyorum. Ama benim kullandığım teleskop dört milimetre. Yani ucunda görüntü aldığımız o parçaya teleskop diyoruz. O diğer şeye ise çalışma kanülü diyor. Çalışma, yani çalışma kanalı değil. Bir Onun, şey adı obturatör. Obturatör. Onun adı obturator. Onun adı obturator. Çalışma kanalı değil. Çalışma kanalı teleskobun üzerinde kan var olan kanal. Kanal var değil olan. hocam, kanül, kanül. Çalışma kanülü. Yani obturator dediğinizin Türkçesi çalışma kanülü. Obturator. çalışma şey, kanülünün çalışma kanülü içinde demek de ne? kanallar var. Peki. Ben evet. bir kere gördüm onu. Enjektörden yapmıştı. Murat abi hattaysa hatırlar herhalde. Orhan Barlas yapmıştı. Bir koloid kist çıkarmıştı ama o kendi dizayn etmiş bir enjektör gibi. İçinde obturatoru var. Üçüncü antikre soktu ve oradan e, kisti çıkartmıştı ama tabii bu senin anlattığın biraz daha e, artık e, endüstrinin yaptığı bir cihaz şeklinde. Yok ama... yok hocam ya çok basit bir şey bu. Bir endüstri, endüstriyel hiçbir şey yok. Alt üstü yolukların şeyini alıp portunu alıp beynin içerisine bir kanül olarak koyup ondan sonra kendi ciğer tekniğinizle tekniğinizle içeride çalışmak. Bunun çok fazla bir ayrıntısı yok. Evet. Ee, sana bir şey sorayım. Mi? O kullandığın aletin beyinde kullanılmak için e, FDA'nin verdiği onayı var mı? Şeyin mi? Yani kanüllerin... Yani kullandığı şeyin. Kullanıyorum diyorsun ya. Hı. Bunun beyinde Hı. kullanılmak için gerekli FDA onayı var mı? Veya bu da beyinle de kullanılabilir yazılır mı? Biz mi? Amerika değiliz ki. Bizim ülkemizde FK <laughs> <yapabilirim. gülüyor> Çok Kim haklısın? Harika ya. Doğru bak. Söyleyebileceğin evet. en güzel şey bu olabilir. Ee, Çok takdir ediyorum gerçekten. Sesini açabilir Geliyor mu sen? Geliyor Sesin öyle. geliyor evet. He? Geliyor. Ertan birazdan yukarı doğru çıkacak. Mikrofonu <laughs> biraz daha ağzının ucuna doğru getirirsen Ertan belki ses daha net. Tamam, güzel. Geliyor. geliyor. mu? Geliyor. tamam ya. Az geliyor. Ertan? Evet, tamam. Yani şey Ertan? Ertan. Kamera seni görmüyor Ertancığım. Beni mi görmüyor. Evet, kamera. Yok yok, iki tane Ertan. Bir gününse. Kamera Şu an beni görmüyor. Bunca <laughs> yukarı doğru çıkacak şimdi. Yok, görmüyor şu an. Beni görmesin abi. Ertan, görüntüde evet, sorun yok. Tamam. Seste sorun ben, vardı şimdi o da güzel. <laughs> Gene gitti ses. Ertan istersen ben tamamlayayım. Duyulmuyor. Tamam. Şunu açalım. Ertan ses duyulmuyor. Şimdi geliyor ses. Çok Heh. güzel geliyor. Tamam. Cihat Karagöz hocamız ee, hocam sunumunuz için çok teşekkür ederiz. İlgiyle dinledik Ege Üniversitesi'nden. Sağ olsun Cihat. Yine klinimiz asistanlarından Nurullah Kösmen'e yolumuz hep ürolojiye çıkıyor. Şeklinde <gülüyor> <demiş>. <gülüyor> Kaçınılmaz bir şekilde nöroendoskopinin başlangıcı ve sonu ürolojiye. Evet. Ee, başka katkı yok herhalde Kamil abi. Yürüyorum. Çok güzel bir toplantı oldu. Bektaş abi her şeyden sonra bir yorumunu alıyoruz. Sağ olsun. Geri alalım Hemen abi. Bırakmıyor. Evet. evet. Ona da ben kutluyorum Tuncer Hoca. Hakikaten mükemmel bir sunum oldu. Sağ olun hocam. Çalışmalarınız sağ olun. çok güzel. Tebrik ediyorum. Tartışmada şahane oldu ama değil mi? <laughs> evet. çok güzel. Çok evet. güzel oldu. Kutlarım. Çok sağ ben, ol. Çok teşekkürler. Gene... Ne Teşekkür ediyorum. Tuncer hocam da sağ Galatasaray maçı başladı, Toplantıyı bitirdi. Hoşçakalın. <laughs> 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 Hoşça kalın. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.